Evet, koşun çocuklar, koşun. Ama ben de sizden beraber koşacağım. Hani var ya bir finish mi diyorlar, bir yabancı bir isim, sonuç mu diyorlar, ne diyorlar? Oraya ben bir efendim bir 10 metre yakın duracağım. Hakem diyor ötürecek, siz başlayacaksınız 100 metreden, ben de oradan ben birinci olacağım. Yapabilir miyiz bunu? Evlatlarım, tabii bunu ben haber aldım. Siz Tema Vakfı'na yardım etmek istiyormuşsunuz. Cennetliksin, cennetlik. Allah sizden razı olsun. Tema, yani Türkiye Erozyonlu Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı kurucusu Sayın sevgili Onursal Başkan, aynı zamanda bu kurumun, Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu topraklar için değer üreten, değer oluşturan, şu toprakların korunabilmesi diyoruz ya, hani milliyetçilik, milliyetçilik, milliyetçilik nasıl olur? Bu topraklara sevdalıysak bu toprakları koruyarak olur aslında. Bunun da en temel yapı taşlarından bir tanesi çevreyi koruyarak başlar. İşte o isim, bütün o 30 yıllık mücadelesiyle gözümüzün önünde Türkiye'yi yeniden ağaçlandırılması için, Anadolu coğrafyasının erozyonla mücadele edebilmesi için benim çocukluğumdan beri bildiğim tek isim vardı, Hayrettin Karaca ismi. Önemli başarılar, toprak dedi diye, toprak baba oldu, sonra toprak dedi oldu. 2013'te Birleşmiş Milletler tarafından Orman Kahramanı ödülüyle onurlandırılmış bir Türk'ten bahsediyoruz efendim. Kendisine bu ülke için, Anadolu için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarın cenazesi defnedilecek, İstanbul'da Fatih Camii'nden kaldırılacakmış. Onunla ilgili detayları paylaşacağız. Tarihlerden 21 Ocak 2020 Salı, günaydın Türkiye'ye. İşte bu duygularla başladık. Toprak dedi, 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Önemli başlıkları var Türkiye'nin. Somali'deki saldırı, ardından Libya konusu. Libya Türkiye'nin gündemi olmaya devam ediyor. Elbette ki sizin cebinizi ilgilendiren konular, emeklilik konuları, maaşlar, EYT, onun dışında işte bu en son Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde hak etmedikleri halde 700 bin kişiye maaş verildiği iddiası. Çok önemli başlıklara bakacağız. Önemli konuklarımız var. Bugün ekonomi bloğumuzda Sayın Özgür Erdursun canlı yayın bağlantısı gerçekleştireceğiz Sayın Özgür Erdursun'la ve bu iddiayı soracağız. Kaç milyar liradan bahsediyoruz? Sosyal Güvenlik Kurumu nasıl bir zarara uğradı? Doğru mu bu iddialar? Önümüzdeki süreç içerisinde emeklilik şartlarında nasıl bir değişiklik yaşanabilir? EYT'liler neler bekliyor? Hepsini Sayın Özgür Erdursun'la konuşmak istiyoruz. Dile kolay, tam 25,5 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor. Doğru olup olmadığını gerçekten merak ediyoruz. Soracağız, konuşacağız. Davos var bugün. Davos başlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı ifade ediliyor. Davos'un konusunda zenginlerin daha çok zenginleştiği, bu dünya üzerinde milyarderlerin, 2000 milyarderin 46,5 milyar insandan daha fazla, hatta iki katı zengin olduğunu biliyor musunuz? Yani dünyada bir 2000 kişi var. Onların milyarları var. Burada da 46,5 milyar insan var. Hepsinden daha zenginler, hatta iki katı zenginler, toplamından da zenginler. İnanılmaz bir araştırma var önümüzde. Davos sürecinde de zenginlerle ilgili, bu milyarderler, dünyayı yöneten milyarderlerle ilgili başlıklara bakacağız. Ama Davos'un gündemi çevre. Çevre felaketlerinin önüne nasıl geçeceğizi tartışacak. Davos'ta da çevre konuşuluyor efendim. Kısaca başlıklarımızı almak istiyorum müsaadenizle. Şöyle manşetlerimizde neler var aktaralım ve günaydın Türkiye'ye artık başlayalım. 21 Ocak gündemimizde Somali'den yaralılar geliyor manşetiyle başlıyoruz efendim. Somali'deki saldırıda yeniden Türklerin olduğu bölgelerde saldırılar olduğunu biliyorsunuz. Özellikle terör örgütlerinden temizlenme süreci içerisinde Somali'de Türklere yönelik ard arda saldırılar gerçekleştirildi hafta sonu. Canımız yandı. Türk Hava Savaşan Şahinlerle birlikte, işte onun korumaları ve birlikte hava kuvvetlerine ait uçaklar gidiyor Somali'ye. Gidiyorlar ve oradan yaralıları alıp gelecekler. Yaralılar Türkiye yolunda diyebiliyoruz efendim. Sıradaki başlığımız ordudan, biliyorsunuz burada günaydın Türkiye'de bu tartışmayı başlatmıştık. Ceren,
Ceren yüreğimizi yakmıştı. Ceren'in öldürülmesi sürecinde hemen ertesi gün yakalanan o isim Özgür Arduç aslında her şeyi açıkladı, itiraf etti. Çocukluğunda işte çocuk esirgeme kurumunda yaşadı, orada bu tip duygularla doldu. O gün bugündür bu tip şiddet eylemleri içerisinde olduğu, açık cezaevindeyken firar ettiği, bunca yapacakları şeyler ortadayken nasıl salıverildi soruları ortadayken bu cinayeti işlemişti. Hızlıca ve en ağır cezayla sonuçlandı bu süreç. Ceren'in katili hak ettiği cezayı buldu demiş bir gazete. Asıl şurada cani ağır müebbet ama aradığım başlık ikinci duruşmada ağırlaştırılmış müebbet. Ceren'in katili hapiste ölecek. Nihayet hızlı ve indirimsiz başlık. Evet, aradığımız başlık buydu. Nihayet hızlı ve indirimsiz. İşte deli numarası yaptım indirimli, kravat taktım indirimli. Bunların hiçbirisi uygulanmadan Ceren'in katiline ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Ailesinin ne dediğine bakacağız ama Türkiye'de kadına yönelik şiddet bitmiyor yine manşetlerde. Devam edelim, o hikayeleri de anlatacağız. Sıradaki haberimiz Toprak Dede dedik. Allah rahmet etsin, 97 yaşında hayatını kaybetti. Tema gibi bir değeri Türkiye'de ağaçlandırmayı, erozyonla mücadeleyi öğretti bize aslında. Zaman zaman Anadolu cennet diyoruz, bakıyoruz, ediyoruz ama baktığımızda kalıyoruz. İşte bizim burada buna karşı mücadeleyi öğrenmemizdeki temel isimlerden bir tanesiydi. Dünya tarafından da ödüllendirilmiş bir isimdi Toprak Dede. Aramızdan ayrıldı. Onunla ilgili yaptıklarına bakacağız, aldığı ödüllere bakacağız. Türkiye'yi ne aktarmaya çalıştı onu anlatmaya çalışacağız. Hatırasının arkasından. Evet, devam edelim. Son başlığımız zannediyorum. Hayır, bir başlığımız daha var. İstanbul'a kar geldi. Aslında geldi mi sorusunu da sorabiliriz. Şimdi çocuklar kar bekliyor. Hatta aileler çocuklar kar görsün diye karneleri aldılar. İşte yakında nereler vardı? Özellikle bu Kartepe'ydi değil mi Cem? Kartepe var. İşte Uludağ'da çok uzak sayılmaz İstanbul'a. Bu bölgede kar nerede varsa oraya koşuyor. Şimdi İstanbul sınırları içerisinde yağdı. Yer Silivri, yani biraz daha dış ilçelerden bir tanesi. Merkezde henüz kar yok ama hafta içi bekleniyor artık Perşembe, Cuma. İstanbul merkezde de karın görülme ihtimali var. Yüksek yerlerde, şimdi Cem söylüyor bir taraftan kulağıma Aydos diye, Kartal'da yüksek noktalarda kar görülme ihtimali olduğu ifade ediliyor ama buzlanmaya dikkat. Çok soğuk bir hava var, yerler buz. Aman diyeyim, trafik kazalarından korunalım efendim. Devam. Sıradaki haberimiz Türk Hava Yolları uçağı neden düştü sorusu. Burada da çok ilginç iddialar var efendim. Sakladıkları, Amerikalıların bu bilgiyi sakladıkları iddia ediliyor. Bakın 2009 yılında gerçekleşen bir biliyorsunuz bir uçak kazamız vardı Türk Hava Yolları. Hollanda'da Schiphol Havalimanı'na inişi sırasında düştü bu uçak. Kaza kırım ekipleri incelemelerini yaptı. 9 kişi hayatını kaybetti bu arada. 50 de yaralı vardı. Burada Boeing Max kazalarında olduğu gibi sensör sorunları olduğu için pilotları uçağın uyarmadığı iddiası. Bu iddia New York Times tarafından ortaya atılmış bir iddia. Uçak riskli tasarım nedeniyle düştü. Amerika Birleşik Devletleri baskısıyla raporun bu bölümü hasır altı edildi iddiası. Çok ilginç bir iddiadan bahsediyoruz efendim. Türk Hava Yolları bu süreç içerisinde zarara uğratılırken New York Times'ın ve Türkiye'de tabii ki hayatını kaybedenler vesaire adamlar ticari kaygılarla mı davrandı? İşte en son Max'larda yaşanan ve onlarca yüzlerce kişinin ölümüyle noktalanan bir skandal gibi miydi bu kazada? Nasıl hasır altı edilebilir böyle bir rapor? Mümkün mü? Bunlara bakacağız. Aslında manşetlerin dilindeki bir önemli isim de hemen söylemek istiyorum efendim. Türkiye Gazetesi'nin de manşetinde bugün MİT'çi Enver Altaylı'nın tartışması var. Enver Altaylı Milli İstihbarat Teşkilatı'na değil de FETÖ'ye çalıştı diyor mesela Türkiye Gazetesi. Burada Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Başbuğ neden alındı? Bir genelkurmay başkanı cezaevine neden gönderildi sorusuna belki de bu ismin yazdığı mektuplar, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e Amerika Birleşik Devletleri'nden yazdığı mektuplardaki uyarılar mı neden oldu?
Onlara bakacağız manşetlerden. Çok başlığımız var. Günaydın Türkiye'ye başlıyoruz. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilime. Ama bu gerilim o topraklarda yaşanmıyor. Ne New York'ta ne de Tahran'da yaşanıyor. Washington'da veya Tahran'da yaşanmıyor. Nerede yaşanıyor? Irak'ta yaşanıyor. Yeşil bölgede yine Katyuşyalı saldırılar vardı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta içinde hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge adıyla bilinen korunaklı alana füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırı öncesinde bölgeden paylaşılan bir görüntüde ABD Büyükelçiliği'nde sirenlerin çalmaya başladığı görülüyor. Son dönemde yaşanan siyasi krizler dolayısıyla aynı bölgede bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik füze saldırıları düzenlenmişti. Açıklama, Irak hükümetine bağlı güvenlik medya ağı tarafından yapıldı. Yazılı açıklamada, Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü. Bilgisi öne çıkarılırken saldırıda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Libya toplantısının ardından yaptığı açıklamalara bakacağız. Dönüş yolunda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Uçakta notlar tutuldu. Daha sonra da haberleştirildi. Şimdi her gazetede bu başlıkları görmek mümkün. Bu detayların başlıklarını haberimizde izleyeceğiz şimdi. Arabuluculuk yapmıyoruz başlığını tercih etmiş Ahmet Hakan. Türkiye Hürriyet Gazetesi'nin İlk sayfasında Berlin dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hafter'le meşru Libya hükümeti arasında arabuluculuk mu yapıyorsunuz diye sordum diyor. Şu yanıtı verdi. Burada arabulucu sıfatıyla bulunmayı kabul etmeyeceğimizi Sayın Putin'e başta söyledim. Putin, ben Hafter'i halledeceğim, siz de Serrac'ı halledersiniz. Bu işi böyle çözelim yaklaşımında diyor. Türkiye'de de çok tartışılıyor bu uluslararası siyaset, Libya, Putin. Bu tartışmalar aslında aynı masaya oturup oturmama. Burada Türkiye'nin yararınaysa aslında her türlü görüşmenin yapılabileceği günlere doğru belki de tabii ki dış politikanın bazı bilmediğimiz noktaları yapılması gerekenler var ama sonuçta Türkiye'nin çıkarınaysa işte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan'ın Suriye'de El Muhaberat lideriyle aynı masaya oturup konuşması, burada Türkiye'nin çıkarlarının gözetilmesi için yapılması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. İşte Cumhurbaşkanı'nın Libya dönüşü açıklamaları var efendim. 55 maddelik zirve bildirisini kabul ettik. Burada Birleşmiş Milletler çatısı altında bir yol haritası bulunuyor. Alınan kararları takip edecek bir mekanizma kurulacak ve aylık toplantılar yapılacak. Bu toplantılara bizim arkadaşlarımız da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın konuştuğu Berlin zirvesinden çıkan kararları açıkladı. Libya'da ateşkes zeminini Türkiye'nin oluşturduğunu söyledi. Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi ve ateşkes zemini oluştu. Hem sahada hem de masada pozisyonunuzu güçlü tutarak siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz. Meşru hükümetin yanında durmaya devam edeceğiz. Ateşkese uymadıkları an gereğini yapacağız. Hafter'in hem Moskova'da hem de Berlin'de ateşkes metinlerini imzalamamasını manidar olarak niteledi. Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Hepsi sözdedir. Söz uçar yazı kalır. Bunun imzayla teyit edilmesi gerekir dedik. Fakat olay tamamen sözlü olarak bütün katılımcıların şahit olmasıyla o şekilde kalmış oldu. Hafter'in Berlin zirvesi öncesi Yunanistan'ın ziyareti de gündemindeydi. Mitsotakis Hafter'i Yunanistan'a bizi tahrik etmek için çağırdı. Bir lider Mitsotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor dedi. Nasıl bir iş bu? Hem benimle arayı düzeltmek istiyor, öbür taraftan da gidiyor Hafter'i Yunanistan'a çağırıyor. Böyle saçmalık olur mu dedim. Libya'ya asker değil eğitmen gönderildiğinin altını çizdi, Putin'le yaptığı İdlib görüşmesinin içeriğini de anlattı. Bizim ılımlı muhalif olarak baktığımız kişilere terörist olarak bakıyorlar.
Putin'e şunu söyledim. Bunları terörist diyorsunuz da. Esed devlet terörü estiriyor. Bu adam yüz binlerce insan öldürdü ve hala şu anda İdlib'de bombalar yağdırıyor. Tabii bunu kabul edemiyor. İdlib'den kaçanların teröristler olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiliydi. Orada ayakları çıplak çocuklar donuyor, onlara terörist demek akıl tutulmasıdır dedi. Erdoğan sözü FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına getirdi. FETÖ'nün siyasi ayağı varsa CHP ispatlamalı. CHP'nin Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı. Kendi pisliklerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Şimdi bu toplantıda ne oldu sorusu. Dün de sormaya çalıştık, cevabını aradık. Bazı başlıklar vardı ama tabii 55 maddelik bir plan taslağı oldu, ortaya çıktı. Şimdi 5 artı 5 deniyor. 5 Hafter'den, 5 Saraç'tan. Onlar toplanacaklar. Nerede? İsviçre'de, yanlış hatırlamıyorsam, İsviçre'de toplanacaklar ve önümüzdeki gündem içerisinde Libya'da ateşkesin tam olarak sağlanabilmesi için bir toplantı gerçekleştirecek. Peki şu liderlerin bir araya geldiği bu toplantıda alınan kararların detayları neler? Tegelit Haber Merkezi oturdu sizler için. Bu detayların içindeki o başlıkları çıkarttı. Özeti, anlamamız gereken kısmını. Sırada o haber var. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için Almanya'nın başkenti Berlin'de konferans düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü. Çok yoğun ve ciddi görüşmeler yapıldı. Konferansın sonunda Merkel'den itiraf geldi. Libya'da tüm sorunları çözemeyeceğimizi biliyorduk dedi. Zirveye Uluslararası Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Faiz Estaraç ve Hafter de katıldı. Sahada silah sesleri yükselirken 55 maddeden oluşan Libya Barış Planı'nı tüm katılımcılar imzaladı. Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının desteklendiği belirtildi. Sonuç bildirgesinde ateşkesin başlamasından itibaren taraflara askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz denildi. Libyalılar tarafından yürütülen kapsayıcı siyasi sürece dönülmesi istendi. Bildirgede uluslararası izleme komitesi oluşturuyoruz ifadesi yer aldı. Ateşkesi ihlal edenlere de yaptırımlar uygulanması çağrısı yapılıyor. Birleşmiş Milletler 2011'den beri Libya'ya silah ambargosu uyguluyor. Ancak ambargo yıllardır sık sık birçok ülke tarafından deliniyor. Ülkede kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için sahadaki militan grupların dağıtılması kritik öneme sahip. Berlin zirvesi sonrasında Libya'daki siyasi sürecin ne zaman nasıl başlayacağı ise tam bir muamma. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarraç ve General Hafter'in belirleyeceği beşer kişilik delegasyonların birkaç gün içerisinde Cenevre'de görüşeceğini söyledi. Bu görüşmelerin daha çok mevcut ateşkesin sürekliliğini sağlamak için krizin askeri boyutuna odaklanacağı belirtiliyor. Yani Libya sorunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na havale edildi. Ancak Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yok. Alınan kararlar doğrultusunda hayata geçirilecek planların sahada karşılığını bulması pek olası görünmüyor. Ayrıca bu şartlarda ateşkes kararının uygulanması da çok zor. Power. Libya'daki gruplara silah ambargosu uygulanması üzerinde mutabakat sağlandığı belirtiliyor. Lakin bu mutabakatın uygulanması da oldukça zor. Başta Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa, Hafter'e destek vererek silah ambargosunu en fazla delen ülkeler. Bunca toplantı yapıldı, Hafter davet edildi. Moskova'da da son anda jetine binip barıştan kaçmıştı. O başlığı vermiştik efendim. Burada da aslında bu toplantılara rağmen, dünyanın en önemli liderlerinin bir araya geldiği bu toplantılara rağmen sahada pek değişen bir şey olmadı. Toplantının ardından Hafter güçleri yine havanlara saldırdı. (Gülüyor)
Berlin'de kritik Libya konferansı yoğun bir diplomasi trafiği içinde sürüyordu. Görüşmelerin yapıldığı sıralarda darbeci General Hafter de boş durmuyordu. Hafter güçleri Libya'da petrol sahalarını tamamen kapattı ve petrol akışı durduruldu. Bununla da kalmayan Hafter güçleri peş peşe başkent Trablus'a saldırılar düzenledi. 4 saatten fazla süren zirvenin ardından kameraların karşısına geçen Merkel, Libya'da ateşkesin sağlanması için kalıcı bir plan üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu ve Berlin Konferansı'nın sonuç bildirisini açıkladı. O bildirinin açıklanmasından sadece bir saat sonra Hafter güçleri saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Hafter güçleri Trablus'un doğusundaki Selahattin bölgesine hava saldırısı düzenledi. Bölgede patlama sesleri yankılandı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı sözcülerden Abdülmalik El-Medeni yaptığı açıklamada Hafter güçlerinin rastgele havan atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Böylece Berlin'deki Libya konferansında dile getirilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik planlar daha sahada hayata geçemeden sadece bir saat sonra Libya'da başarısızlığa uğramış oldu. Peki dış basına bakacağız efendim. Dış basın neler konuşuyor bu konuda? Anlaşmayı masaya getiren ülke Türkiye. Türkiye'nin Libya zirvesindeki rolü dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Amerikan Washington Post gazetesi ilk kez yaz aylarında düzenlenmesi önerilen Libya konferansının ancak rakip tarafları destekleyen Rusya ve Türkiye'nin ülkenin geleceğini şekillendirmek için askeri katılımlarını artırmasının ardından gerçekleşti ifadelerini kullanarak Türkiye'nin rolünün altını çizdi. Ankara ile Moskova'nın çabaları memnuniyetle karşılandı. Reuters haber ajansı taraflar Libya zirvesinde sonuç bildirgesi üzerinde anlaştı başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Ajans haberin detaylarında Almanya Başbakanı Merkel'in silah ambargosunun güçlendirilmesi çağrılarına dikkat çekti. Amerikalı haber ajansı Associated Press ise Libya'da aktörler ateşkesi sağlamak için silah ambargosunda anlaştı başlığını seçti. Haberde Türkiye ve Rusya'nın ateşkes için gerçekleştirdiği diplomatik çabalara yer verildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Berlin konferansını dünya liderleri barışlı uzlaştı başlığıyla duyurdu. Amerikalı haber kanalı CNN, Libya zirvesi ateşkes ihlal edilirse yaptırım çağrısı yapıyor başlığını seçti. Haberin ayrıntılarında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözleri öne çıkarıldı. Johnson, İngiliz birliklerinin resmi olarak kabul edilmesi halinde ateşkesi izlemek için Libya'ya konuşlandırılabileceğini söyledi. Katar merkezli haber kanalı El Cezire, Libya zirvesinde taraflar silah ambargosuna uymayı kabul etti derken, El Arabiya, liderler Libya-Berlin zirvesinde çok taraflı komite kurma sözü verdiği başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Suriye'de ise değişen bir manzara yok efendim. Libya'da olduğu gibi elinde uçağı olan sivillere saldırıyor. Yani bu isim Suriye'de Esad. Bu kez hedefte Halep vardı. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları ateşkese rağmen Halep'in batısını vurdu. Hedefte yine siviller vardı. Kaftal ve Kafrcum köylerine düzenlenen saldırılarda ikisi çocuk 6 sivil hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Bu arada rejim güçleriyle Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesinde kalan kırsal kesimden Türkiye sınır hattına göçü sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. yıl dönümünde Afrin'e havan saldırısı düzenlendi. 3 farklı noktaya hedef alan saldırılarda yaralı halde hastaneye kaldırılan 9 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı. Olayda 4 kişi de yaralandı. Peki İdlib, İdlib konusu ne oldu? İdlib konusunda o çocukların dramını göstermekten gerçekten yorulduk. Yeter artık demekten de yorulduk ama orada yaşanan dram bitmek bilmiyor. Çamurun içerisinde yaşam mücadelesi veren çocuklar. Bu manzaraları dünya
artık gözlerini kapatmış durumda. Hiç umursamadıkları çok açık. Çünkü ne Rusya'nın bu konuda yaptığı bir şey var ne de dünyadan siz ne yapıyorsunuz diyeni duyuyoruz. Şimdi Kızılay Başkanı Sayın Kerem Kınık'ta TGRT Haber özel bir röportaj yaptı. Türkiye ne yapıyor bu konuda? Sınırına dayanan bu yüz binler için ne tür çabalar sarf ediyor? Sırada bu röportaj var. Suriye rejimi ve Rusya İdlib'in doğusunu hedef almaya devam ediyor. Sırılsıklam, ıslanmış bir şekilde bir anne kucağında bir bebek, etrafında 2-3 tane yavrusu, kocası ölmüş veya yaşlı insanlar aynı şekilde çamurların içerisinde buluyoruz. Şimdi bu gerçekten gözümüzü kapatabileceğimiz bir dram değil. Rus savaş uçaklarının İdlib-Halep hattındaki yerleşimlere yönelik bombardımanı sürerken rejim de bu bölgeleri karadan hedef alıyor. Bu insanlar tabii korku içerisindeler. Özellikle sınır hattındaki Hamas sınırları ve Halep sınırındaki Eriha gibi bölgeler yoğun bir şekilde saldırı altında ateşkese rağmen. Saldırılar nedeniyle bölgedeki sivillerin Türkiye sınır hattı yakınlarına göçü sürüyor. Kasım ayının başından bu yana göç eden insan sayısı 400 bini aştı. İdlib şehir merkezine de bombalar düşüyor. Sivil insanların yaşamış olduğu bölgelere de bombalar düşüyor. Bu nedenle İdlib'in genelinde bir ölüm korkusu, bir katliam korkusu, bir sürgün korkusu hakim. Tüm bunlar yaşanırken Türk Kızılay'ı İdlib halkına yardım için elinden geleni yapıyor. Dünyanın gözünü kapadığı, kulağını kapadığı bu drama karşı seferberlik halindeyiz sahada. Yeni kamp alanları oluşturuyoruz İdlib'in içerisindeki güvenli bölgelerde. Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay işbirliği halinde 8 hastanemiz, 39 tıp merkezimiz, 2500'e yakın sağlık çalışanımız da dev bir ordu olarak burada sağlık hizmetleri sunuluyor. İçme suyuları için kuyular, depolar oluşturduk. Bunlarla su temin ediyoruz. Tuvaletler, banyolar bu insanlara veriliyor. Okullar açıyoruz. Peki Türkiye İdlib konusunda neden bu kadar hassas? Kim bu insanlar? Hemen komşumuz olan Türkiye'de Çanakkale'ye gittiğinizde, şehitliklere gittiğinizde mezar taşlarında on binlerce gördüğünüz işte İdlib'li, Halep'li, Hamalı insanlar. Yani bize bu toprakları vatan kılmış olan o dönemdeki dedelerimizin torunları bu insanlar. Tabii şunu da kabul etmek lazım ki sonuçta yüz binlerce sığınmacı Türkiye topraklarına her an bizi kurtarın diye bir giriş yapma çabası içerisine girişebilir. Türkiye biraz da bunu önlemek adına o bölgede ciddi bir tedbir almak durumunda ki Sayın Kızılay Başkanı'nın da ifade ettiği gibi bu önlemler de alınmaya çalışılıyor. Ama insan canını, çocukların canını umursayan var mı? Çok emin değilim açıkçası. O bölgeden atılan bombalara baktığınız zaman bir Halep duvarlarında yazılan şu cümle geliyor hep aklıma. Suriyeli çocukların damarlarından petrol aksaydı Suriye sorunu çoktan çözülürdü. Ama kan aktığı için kimsenin umrunda değil. Ve bu süreç belki de dünyanın çok acılı serüvenlerinin başlangıcı haline dönüşebilir. Bu nesiller ne olacak? Bu nesiller nasıl yetişecek? Bu nesiller nasıl büyüyecek? Ve dünyanın başına dert olabilir mi? Kimsenin umurunda değil ama bir gün bu çocuklar büyüdüğünde işte o acı manzarayla karşılaştığımızda oturup ellerimizin arasına şu başımızı alıp düşünmeye başlayacağız. Bugünden düşünülmesi gerekiyor. Dün canlı yayında aktarmıştık. Irak burası. Canlı yayında o gösterileri. Irak'ta da sular durulmuyor efendim. Bilançoda ise dünkü bilançoda 2 ölü var. Irak'ta hükümet karşıtı protestolar kaldığı yerden devam ediyor. Sokaklar yine alev alev. Eylemciler başkent bin merkeziyle iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprülerde lastik yakarak bu noktaları trafiğe kapattı. Bağdat sokaklarını kara dumanlar sarmış durumda. Yüzleri maskeli yüzlerce protestocu zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışıyor. Irak polisi eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazdan etkilenen en az 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Bağdat'ın yanı sıra güney vilayetlerinden de benzer görüntüler geliyor.
Güneydeki Zikar, Kadisiye, Necef, Babil illerinde protestolar nedeniyle resmi tatil ilan edildi. Sadr hareketi lideri Muktada Es-Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yeni başbakanın acilen seçilmesi gerektiği çağrısını yaptı. Sadr, gösterilerin barışçıl olarak sürmesini ve Haçlı Şabi'nin göstericilere müdahale aracı olarak kullanılmamasını istedi. Ve FETÖ'nün futbol yapılanmasıyla ilgili davada sonuç çıktı. 6 sene, 2 yıl 1'er ay, 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Fethullahçı terör örgütünün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç da örgüt üyeliğinden suçlu bulundu. İrtegün, Boral ve Çatkıç'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına karar veren mahkeme bu 3 ismi 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Şöyle bir dağılın ya, ne bekliyorsunuz? Dağılın bakın. Evet efendim, şimdi bir taraftan gündeme bakıyoruz, bir taraftan haberlerimizi aktarıyoruz. Manşetlerde sıra. Manşetlere baktığımız zaman tabii ki Trablus tartışması, Libya tartışması gündemin önemli başlıklarından bir tanesi ama bu Milli İstihbarat Teşkilatı içerisindeki, şimdi FETÖ'cülerden bahsettik ya, futbol yapılanması içerisinde. Nasıl o FETÖ lideri Fethullah Gülen'in etrafında hani dizlerinin üzerine oturup onların şu içerisinde dinlediği günler, o fotoğraf kareleri, o videolar bugün tek tek gündeme geliyor. Tabii ki sadece burada yargılanan bu isimler değil, yurt dışına kaçan isimler de var. Onları da unutmamak lazım. Tabii ki adalet onların da peşinde. Ama Türkiye'ye bu saatten sonra dönerler mi? Ben emin değilim. Büyük bir ihtimalle de dönmeyeceklerdir. Şimdi bu Hakan Şükür'le ilgili konu çokça tartışılıyor. Son dönemde gündeme geldi, bir video paylaştığına tanıklık ettik. Dolandırılmış Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de FETÖ'cüler tarafından. Eğer o da doğruysa tabii, ama bu tip paylaşımları sürdürüyor Hakan Şükür orada. Bu daha çok su kaldırır bu tartışma. Şimdi itiraflar geldi. Bu isimler, yargılanan isimlerden itiraflar geldi ve ona uygun da cezalar verildi. Bu süreç artık Türkiye'nin üzerinden kalkmalı. Kararlar verilmeli, cezalar kesilmeli. Artık o itiraflar mı gelecek? Bu düzenlemeden artık biraz da Türkiye'nin normalleşme süreci içerisinde bu işten, bu psikolojiden kurtulması lazım. Ama öyle bilgiler geliyor ki zaman zaman tekrar dönüş yapacağız. Tabii ki Türkiye'nin tamamen bu işten temizleninceye kadar, ki daha yeni yeni operasyonlar yapılıyor. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanma iddialarıyla ilgili savcıların başlattığı soruşturmalar, yapılan operasyonlar yok artık dedirtiyor bazen. Gerçekten hala mı, bu kadar mı? Ama olur mu? Olur. Biz yine tedbirimizi alacağız. Hatta adalet mekanizmasına bu konuda arada bir hatırlatacağız. Aman ha, dikkatli ol diye, ki yeniden başımız ağrımasın. Şimdi bir isim tartışılıyor. Daha doğrusu ifadesi ortaya çıkmış. Soruşturma içerisinde, soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte detaylar, gerçekten birbirinden ilginç detaylar anlatacağım şimdi size. MİT'e değil FETÖ'ye çalıştı diyor mesela Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. FETÖ'den tutuklanan ve Alman vatandaşı olan eski MİT'çi Enver Altaylı'nın bilgisayarından FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yazdığı istihbari mektuplar çıktı diyor. Bakın neler aktarmış Amerika Birleşik Devletleri'ne bu MİT'çi. Darbeden önce aramış diyor. Ağustos 2017'den beri cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın üzerine kayıtlı 3 Türk, 2 Alman ve 1 Amerika Birleşik Devletleri hattının HTS kayıtları incelendi. Yani görüşme kayıtlarından bahsediyor cep telefonlarındaki. 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzak doğu sorumlusu Hüseyin Karay'la görüşme yaptığı belirlenen Altaylı'nın FETÖ liderine mektuplar yazdığı ortaya çıktı. Bunca dille rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nden hala darbe ile ilgili belge, bilgi mi bekliyorlar acaba? O da gerçekten içler acısı bir durum. Kozinoğlu ve Başbuğ mektupta. Mektuplardan birinde İlker Başbuğ'a ilişkin bilgi veren Altaylı, "Muhterem efendim," diyor. "Kendisinin zat halinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir. Genelkurmay başkanı olur olmaz 7 generali izlemeye almıştır," diyor.
6 aylı bir başka mektubunda da cezaevinde ölü bulunan MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini istiyor diyor Türkiye gazetesindeki haberde Ebru Karatosun'un verdiği bilgiler. İki isim İlker Başbuğ ve Kaşif Kozinoğlu ile ilgili mektuplardaki detaylar çok önemli başlıklara neden olmuş durumda efendim. Hatta bu konuyla ilgili bütün gazetelerde var. Sözcü gazetesinden bir manşet haber olarak sürmanşette bu haber şu şekilde yer almış. Bu başlık da enteresan olduğu için bunu da aktarmak istiyorum. Genelkurmay Başkanı'na neden kumpas kurdukları ortaya çıktı diyor. Başbuğ cezaevine attıran FETÖ mektubu olarak değerlendirmiş. Yani diyor ki FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi 6 ayla 2008'de FETÖ'ye yazdığı mektupta İlker Başbuğ şikayet edip zat halinize bakışı son derece menfi, olumsuz değerlendirmesini yapmış. Bu isim şu anda cezaevinde. Artık soruşturması tamamlandı. Önümüzdeki günlerde dava sürecinde de detaylar ortaya çıkacaktır. Ama adam durup devletin yönetim kademesiyle ilgili bu notları Amerika'ya göndermiş, mektupları. Ve ardından da iddia odur ki İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı, tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Ben hem o tutuklandığı gece İstanbul Beşiktaş Adliyesi'ndeydim ve daha sonrasında da Silivri cezaevinde duruşmalarını takip eden birisindim. Yani sonuçta burada yaşananların müsebbibi kim sorusuna da cevap veriyor aslında bu mektuplaşmalar. Bu iddialar Türkiye Gazetesi'nde sürmanşetinde. Şimdi bu gemimiz var biliyorsunuz, Yavuz gemisi. Yavuz Akdeniz sularında özellikle Mısır, İsrail gibi ülkelerin biraz da tedirgin olmasına neden oldu. Ve devasa rezerv ve sondaj başladı başlığını atmış Türkiye Gazetesi. Akdeniz'deki sondaj gemisi Yavuz. İsrail'in doğal gaz çıkarttığı Leviathan bölgesindeki yakınındaki G sahasındaki faaliyetlerine başladı. Fatih sondaj gemisi de ruhsat bölgesinde arama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. arama gemisini de almanın çalışmasının yaptıklarını duyurdu diyor. Ürdün'den İsrail'e şok başlığı, gaz anlaşması iptal diyor. Ürdün'de halkın eylemleri sonuç verdi. Ürdün parlamentosu İsrail'le yapılan doğal gaz anlaşmasını hükümete geri gönderdi demiş. Önemli başlıklar bunlar. İşte sonuçta bu coğrafya içerisinde ekonomik anlamda 10 yıl önce başlayan macerayı işte sevgili Melih Okur'un da söylediği gibi belki biz biraz geriden takip ediyoruz ama şu günlerde yaptığımız olumlu çalışmalarla bu işte Türkiye'nin de masaya oturduğunu görmek mümkün. İsrail bu işi biraz erken başlamış. Bunu da kabul etmek lazım. İşte Leviathan bölgesinden çıkartılan doğal gazı artık satmaya başlıyor. İsrail gaz ihracatçısı haline dönüşme çabası içerisinde. Olacak da bu. Büyük bir ihtimalle olacak. Yani bunun artık bu dakikadan sonra tamam burada Ürdün'de olumlu yönde bir hareket tarzı benimsenmiş olabilir ama Türkiye'nin kendi işine bakması lazım bu işlerle uğraşmak yerine ve hızlıca bu işi yapıp buradaki zenginlikten hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin faydalanması için çaba sarf edilmesi gerekiyor. FETÖ'nün futbolcularına ceza yağdı diyor Bekir İrtegün ve Zafer Biryol'un fotoğrafları paylaşılmış. Huzur evleri doldu taştı. Büyük şehirlerde huzur evlerinin dolu olduğu, İstanbul ve Ankara'da sırada bekleyenlerin bulunduğu, yaşlıların çevre illerdeki huzur evlerine yerleştirildiği öğrenildi diyor Damla Peker'in yazısında. Huzur evlerinde yer kalmadı. Olumsuz bir değerlendirme. Yani tamam eskiden yani 5 aile bir arada yaşanırdı. Hani benim anneannem o evde kuşaklar beraber yaşanırdı. Orada daha büyük evler vardı. Bugün büyük şehirlerde daha kibrit kutusu şeklinde evlerde yaşıyoruz. Ama yine de bu kadar ağır bir huzurevi yükü aslında bizim medeniyetimize, bizim medeniyet tasavvufumuza bize uymaz. Yani götürüp bunları yapmamak lazım ama ekonomik durumlar, koşullar da burada insanları zorluyor ne yazık ki. Onlara da hak vermek lazım. Doğalgazda KDV düşsün. Ekonomi bloğumuzda değerlendireceğiz efendim. Vatandaşın talebi var. Şimdi doğalgazla ilgili süreç dedim çok tartışmalı. Şimdi insanlar böyle kombiye dokunmakta endişe ediyorlar. Ne kadar maaş alırsa alsın. Yani o gelir kıstasına da bakmıyorum. Artık herkes ya kombiyi mi kısayım, yok işte peteğe mi dokunsam,
Bu kafa yapısıyla, bu zihniyetle, çünkü tedirginiz. Türkiye Gazetesi'nde de bu haber var. Tüketiciler Birliği'nin bir talebi var. Bu sıralar vatandaşın cebini yakan doğalgaz faturalarında KDV'nin %1 oranında uygulanmasını talep ediyor. Elbette ki devletin sürekli olarak tüketiciden bu vergi yükünü sağlıyor olması, ticari durumlar içerisindeki vergi toplama durumunun olumsuz istikamette ilerlemesini de acısından sürekli alışverişlerden, sürekli olarak vatandaşın, bir de temel tüketim malzemeleri bunlar. Temel tüketim malzemelerindeki KDV'nin %18'de devam ediyor olması zaman zaman işte bu talepleri de gündeme getiriyor. Bence de haklı talepler aslında, bakıldığı zaman vatandaşın ısınması için gerekirse devlet vergiden biraz vazgeçebilir diye düşünüyorum. En azından bir iki aylık bir düşüş kimseyi olumsuz istikamette etkilemez. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Trablus umutlu, Libya'ya gitmiş Hürriyet. İlkay Sezer oradan izlenimlerini aktarıyor. Barış umudu taşıyor. Bu fotoğraf karelerini de Hürriyet gazetesinden paylaşmış. Pazar yerinde en azından birkaç kişinin gelip dükkanını açmaya çalıştığı ifade ediliyor. Başkent Trablus'ta sembolik şehitler meydanı şeklinde bir fotoğraf karesi var. Arabuluculuk yapmıyoruz değerlendirmesini aktarmıştık Ahmet Hakan'dan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin'in o el ele tutuştuğu, sıcak bir diyaloğun oluştuğu o anlara ait bir de fotoğraf karesi ilk sayfasında yer buluyor. Toprak dediği kaybettik, bunu aktardık, haberimizde de aktardık. Orman kahramanı, Birleşmiş Milletler'in orman kahramanı ilan ettiği hem tekstilci, çevreci Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti efendim, Tema gibi bir değeri Türkiye'de uzun süredir destekliyor ve bununla ilgili çabaları var. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Zarrab'ın atı samana muhtaç demiş. Reza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Sahibi olduğu şampiyon at, dayım benimin lüks hayatı da darmadağın oldu. Veli Efendi'den kovulmuş at, savcılık Zarrab'ın mal varlığına el koydu. Bunlar arasında şampiyon at da bulunuyordu. Veli Efendi'den kovulan şampiyon ata antrenörü Tahir Kurt sahip çıktı. Atı Kemerburgaz'da çiftliğe gönderdi. Şampiyonun muzlu, kivili, ananaslı özel yemeklerinin yerini kuru saman ve çimen aldı demiş. Acısını hayvandan çıkartmayalım tabii ki efendim. Yani hayvanın bir günahı yok yapılanlarda. Nihayet hızlı ve indirimsiz katil Özgür Arduç 3 Aralık'ta Ceren'i bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sadece 49 gün sonra yargılama bitti. Demek ki olabiliyormuş. Yani sonuçta yıllarca sürmesinin de bir mantığı yok. Cinayetin ertesi günü yakalanan katil için 9 günde iddianame hazırlandı. 29 günde 2 celsede süratlice yargılanan Arduç, hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zaten aksinin olması toplumda zannediyorum büyük yaralara yol açardı ki mahkeme de bunu göz önüne almıştır diye düşünüyorum. Katilin yargı sürecinde dinlediği deli numarası da işe yaramadı demiş. Burada güzel bir karikatür var. Hemen sağ alt tarafta. Biliyorsunuz hafta sonu defnedildi. Rahşan Ecevit ismi. Bülent Ecevit ile birlikte çizmiş burada karikatürist. Kanal İstanbul projesiyle ilgili değerlendirme yapıyorlar. Şuraya mı düşünüyorlar dedim Rahşan. Peki Montre Boğazlar Sözleşmesi tartışmaya açılmaz mı o zaman diye soruyor Bülent Ecevit. Rahşan Hanım'a, ikisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Buradan da bir Kanal İstanbul tartışmasına bir göndermede bulunmuşlar. Milliyet Gazetesi ile bu gazete turumuzu tamamlıyoruz. Elbette ki diğerleriyle de devam ediyoruz efendim. Milliyet Gazetesi'nde manşet, doktorlar şiddeti kanıksadık diyor. Hekimlerin yarısından fazlası artık şiddeti bildirmiyor bile. Çünkü alıştık, yani alışkanlık haline geldi. Doktorların %74,4'ü şiddete uğradığını belirtti. Ancak yarısından fazlası bir şey çıkmaz düşüncesiyle saldırganlardan şikayetçi olmuyor. Burada olacak iş değil demek lazım. Bir eylem planından bahsediliyor. Sağlık Bakanlığı yakında sağlıkta şiddeti önleme eylem planını ilan edecek. Buna göre hasta ve sağlık personelinin buluştuğu fiziksel ortamlar rehabilite edilecek. Sağlık personelinin iş yükü azaltılacak. Vatandaşların sağlık okuryazarlığı artırılacak. Vesaire vesaire. Yani sanki diğer projelerden pek bir farkı yokmuş gibi geldi ama inşallah uygulanır bu sefer. Mutabakata herkes şahit diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip imza atılmaması ile ilgili bir tartışma var ama en azından bütün dünya liderleri o mutabakatı gözleriyle görüp kulaklarıyla dinledi. Türkiye'nin
istediğinin tam olduğunu, tam olarak yerine geldiğini söylemek mümkün değil ama önümüzdeki süreç içerisinde gerçekleşebilir. Umutları korumak için diplomasiye devam diyoruz. MHP'ye tepki demiş hemen altında. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztürk, MHP'nin CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında rapor hazırlaması ve suç duyurunda bulunmaya hazırlanması konusunda hep söylüyoruz. Demirden korksak treni binmezdik. Hodri meydan ellerinde ne varsa ortaya koysunlar dedi. Öztürk, Berlin konferansından çıkan sonucu CHP önerileriyle uyumlu olduğunu söyledi ve başarılı bir toplantı olduğunu ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztürk. Donanma diplomasisi. Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Türkiye'nin uluslararası işbirlikleri pek çok ülkenin dikkatini çekiyor. Fransız Scurf Fırkateyni iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için Mersin'i ziyaret etti. Libya ile mutabakatın ardından Türkiye'ye yaklaşımı değişen İtalya ile Orta ve Doğu Akdeniz'de 6 deniz eğitimi yapıldı diyor sevgili Gökhan Karakaş'ın muhabir dostumun haberi. Gökhan Karakaş'ın haberinde donanma diplomasisi başlığına atılmış Milliyet Gazetesi'nde. Acımız dinmeyecek. Ailesinin böyle bir tabii karşı cümlesi var ama katile verilen ağır müebbet en azından adalet yerini buldu bu kez dedirtiyor hepsine. Yayaya yol vermeyene ceza yağmış. Bu da ilginç bir haber. Trafikte yaya önceliği kuralına uymayan 91 bin sürücüyle kuralları ihlal eden 7500 yayaya 2019'da 45 milyon liradan fazla ceza kesilmiş. Oh olmuş diyoruz efendim. Çünkü sonuçta yayaya yol vermeyen cezasını çekecek. Şimdi Ordu'da yaşanan süreci anlattık. Hızlı ve kesin bir cezalandırmadan bahsediyoruz. Sadece 49 gün sürdü. Bu stüdyoda Ceren'in öldürüldüğü günü hatırlıyorum. Yani yüreğimize ateş düştü demiştik. Pek çok paylaşımınızı aktardık. Gencecik bir fidanımızı açık cezaevinden firar edebilen ve o sistem ne oldu? O da kapandı gitti. Belki de onu da biz yeniden soruşturmak lazım. Açık cezaevleriyle ilgili alınacak tedbirler vardı. O kadar hızlı cezalandırma gerçekleştirildi ki gerçekten herkes bu kez adalet yerini buldu galiba dedi. Adalet yerini buldu diyorum ama acımız dinmeyecek. Özgür neden yaptın? Ceren'in katili için karar ikinci duruşmada verildi. 22 yaşındaki kızı hayattan koparan katili ağırlaşılmış müebbete çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı. Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen en ağır ceza verilmiştir ve cezasında da indirim yapılmamıştır. Türk ceza hukuk anlamında adalet tecelli etmiştir diyebiliriz. Türkiye'yi ağlatan olay 3 Aralık 2019'da Ordu'da yaşandı. 22 yaşındaki Ceren Özdemir evine gittiği sırada Özgür Erdurç'un bıçaklı saldırısına uğradı. Üniversite öğrencisi aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Allah Ekber! Cezaevi firarisi olan Erdurç yakalandığı sırada iki polis memurunu bıçakla yaraladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abi bir dakika ya. İlk duruşma 23 Aralık'ta görüldü. Ceren'in katili akli dengesinin yerinde olmadığını iddia edince duruşma ertelendi. Yapılan kontrolde cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı. İkinci duruşmaya Van'daki cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Yine aynı iddiada bulundu. Hatta akli dengesinin yerinde olmadığını kanıtlamak için ne yapması gerektiğini sordu. Memur olmasaydı soyunurdum sözleriyle cezai ehliyetinin olmadığını savundu. Sanığın yeni rapor talebi reddedildi. Sanık Özgür Erdurç canavarca ise kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Herhangi bir indirim uygulanmadı. Polis memuruna zarar vermekten 10 Şubat'ta tekrar hakim karşısına çıkacak. Ceren'in ailesi de duruşmadaydı. Karar sonrası adaletin yerini bulduğunu söylediler. Karardan memnunuz. Ayrıyeten bize destek olan avukatımız başta olmak üzere tüm baro avukatlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tüm halka hayriyeten teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular. Adalet yerini buldu diyorum ama acımız dinmeyecek. Adalet yerini buldu bulmasını ama sosyal medyada Ceren'in notları paylaşıldı. O notlarda kendine belirlediği hedefler yer alıyordu. Amacı iyi bir piyanist, iyi bir yabancı dile sahip olmak, iyi bir eğitim almaktı. En önemlisi de tek başına yaşamayı öğrenmek yazıyordu hedeflerinde.
Adalet yerini buldu ama Ceren'in hedefleri yarım kaldı. Benim yavrum nasıl aldılar? Ben yavruma dayanamıyorum. Çok ilginç bir iddiaya bakacağız. Bu iddia New York Times'in iddiası efendim. Akşam gazetesinde de bugün ilk sayfadan yer alıyor. Bakın şu şekilde ifade ediyor. Pilot değil, tasarım hatası. New York Times, uçak riskli tasarım nedeniyle düştü. Amerika Birleşik Devletleri baskısıyla raporun bu bölümü hasır altı edildi diyor. Yıl 2009. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Amsterdam seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inerken piste ulaşamadan tarlaya düşmüştü. 127 yolcu ve 7 mürettebatı bulunan uçakta 3'ü pilot, 9 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı. Uçağın pilotaj hatası nedeniyle düştüğü iddia edilmişti. Ancak gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer uçak pilot hatasından değil, Boeing uçağındaki tasarım hatalarından dolayı düştü. Ve bu gerçek Amerika'nın baskısıyla hasır altı edildi. Bu iddia Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaca ünlü yayın organı New York Times gazetesine ait. Gazete, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi uçağın başlı başına pilot hatası nedeniyle düşmediğini yazdı. New York Times kazada riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin de rolü olduğunu yazdı. Many weeks to fully understand the riddle. Gazete, araştırmayı yapan Hollanda Güvenlik Kurulu'nun Boeing ve Amerikan Federal Güvenlik Yetkililerinin baskısıyla nihai raporunda üretici firmaya sorumluluk yüklemekten kaçındığını öne sürdü. Mayıs 2010'da yayımlanan raporda kazanın temel nedeninin uçak üzerindeki iki yükseklik göstergesinin farklı değerler göstermesi olarak açıklanmıştı. Yaklaşma sırasında otopilotun bu yükseklik farklılığı nedeniyle uçağın hızını düşürdüğü ve pilotların bu durumu geç fark ederek zamanında müdahale edemediği öne sürülmüştü. Kar uyarısı değil, kar müjdesi. İstanbullu çocuklar için aslında tanımlama tam da bu. Çünkü herkes o beyazlığa hasret. İstanbul'a kar düştü ama merkezine değil. İstanbulluların özlediği kar yüzünü gösterdi. Silivri ve Çatalca beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hazırladığı raporunda pazartesi ve salı günlerinde İstanbul için yağmur tahmininde bulunmuştu. Rapora göre kar şehre perşembe günü uğrayacaktı ama erken davrandı. Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yüzünü gösterdi. Yollar, ağaçlar beyaza büründü. Çatalca'dan da benzer manzaralar yansıdı. Meteoroloji uyarısını güncelledi. Salı günü kar, çarşamba günü buzlanma uyarısı geldi. Bu gece itibariyle de İstanbul'un genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklentimiz var. Çarşamba günü İstanbul'da yağış beklentimiz yok. Parçalı, çok bulutlu bir hava olacak. Perşembe günü ise yine İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklentimiz var. Cuma gününden itibaren ise İstanbul'u terk ediyor. Meteoroloji fırtına uyarısı da yaptı. Marmara'nın batısında kuzeyden eser rüzgarın saatte 40 ile 60 kilometre hıza ulaşabileceği kaydedildi. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması bekleniyor. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgasının Şubat ayının ilk haftalarına dek etkili olacağı tahmin ediliyor. Umuyorum İstanbullu çocuklar da önümüzdeki süreç içerisinde en azından bu haftanın sonuna kadar karla buluşurlar. Çünkü hepsi hasretle bekliyor. Kısa bir araya ihtiyacımız var efendim. Gündem başlıklarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizimle kalın.
Programımıza devam ediyoruz. Şöyle başlamak istiyordum efendim. Gündem hemen saat başında olacak ama bu saat dilimimizde şu 10-15 dakika içerisinde sizin, benim hem sağlığımı hem ekonomimizi yani cebimizi ilgilendiren başlıklarımız var. Kim yapıyor bu haberleri? TGRT Haber'in birbirinden değerli isimleri hem Ankara'da hem İstanbul'da sizler için gece gündüz çabalayan çok ciddi bir ekibimiz var efendim. Onlar işte bu işin emeğini, o alın terini döküp sokaktan sizleri, bizlerin ilgilendiren konulara gündemimize taşıyorlar. İlk haberimizde başlayalım. İlk haberimizde ekmek var. Şimdi Melih Hanım da aralıklarla bunu, tamam ekmek fazla kaçırmayacağız, tamam ekmekle ilgili önemli başlıklar var, dikkat edeceğiz ama ekmek yemeden de olmaz. Yani en azından hafızamızla ilgili, işte bu kas sürecimizle ilgili ekmeğe de ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığı'nın tam buğday ekmeğin fiyatının düşürülmesi talebi. Sıradaki haber. Beyaz ekmek yiyor musunuz peki? Beyazı arada yiyoruz. Beyaz ekmek tüketimi çok daha uygun fiyatlı olduğundan dolayı biraz daha fazla tüketiliyor. Tam tahıllı, tam buğdaylı ekmek aldınız. Evet, çünkü daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. En çok sevdiğin ekmek hangisi? Beyaz ekmek. Beyaz ekmek hem ucuz hem de lezzetli. Bu nedenle Türkiye'de kişi başı yıllık beyaz ekmek tüketimi 150 kiloya ulaşmış durumda. Vatandaş en çok beyaz ekmek yiyor ancak sağlığı için büyük hata yapıyor. Çünkü beyaz ekmek uzun süre tok tutmuyor, yiyen kısa sürede daha çabuk acıkıyor. Üstelik beyaz ekmeğin kalorisi diğer ekmeklere kıyasla daha fazla. Normal beyaz ekmeği 300 ile 500 arasında satıyoruz. 750 gram şu elimde gördüğünüz ekmek 10 ila 15 arasında satışımız var. Tam buğday ve tam tahıllı ekmekler beyaz ekmeğe kıyasla daha sağlıklı. Ancak beyaz ekmek 1 lira 25 kuruşa satılırken tam buğday ve tam tahıllı ekmeklerin fiyatı 5 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Şu elimdeki ekmeğin içerisinde birçok madde var. Tutun bakın mesela çekirdeği var, susamı var, keten tohumu var, yulaf var, çavdar var. Yani birçok madde var. Aslında beyaz ekmekte bize zararı dokunan şey tamamen saflaştırılmış olması. Buğday tane olarak bakıldığında çok besleyici. Fakat dışındaki kepek kısmını ayırdığınız zaman ve özünü ayırdığınız zaman geriye kalan beyaz un kısmı hiçbir besin değeri olmayan sadece bir enerji kaynağı olarak sofralarımıza geliyor. Normalde daha ucuz olması gerekiyor çünkü dışına ayırmıyorlar. Uzmanları dinleyelim. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, tam buğday ekmekler tüketelim. Tamam ama orada da fiyat problemi karşımıza çıkıyor. Çünkü beyaz ekmek 1 lira 25 kuruşa satılırken tam tahıllı, tam buğdaylı ekmekler 11 lira ile 20 lira arasına satılıyor. Aradaki fiyat farkında ne yapalım? Sağlıklı olmak istiyorsak katlanacağız. Vatandaş yüksek fiyat altında ezilmesin diye Sağlık Bakanlığı, Fırıncılar Federasyonu ve Tarım Bakanlığı ile temasa geçti. Tam buğday ve tahıllı ekmeğin ucuzlatılması talebinde bulundu. Üstelik bu talep Türkiye Büyük Millet Meclisi Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu'nda gündeme geldi. Bu yapılan açıklama çok yerinde bir hamle. Çünkü toplumumuzun gerçekten biraz daha güvenli ve sağlıklı gıdaya teşvik edilmesi gerekiyor. Bu aradaki uçurum kapatılırsa ben eminim ki tam buğday ekmeğinin de tüketimi artacak. Bunu bu fiyattan aşağı verme imkanımız yok gerçekten. Fırıncılar maliyet kalemlerini işaret ederek fiyatların düşmesine sıcak bakmadı. Ancak sağlıklı ekmeğe daha ucuz ulaşmayı isteyen vatandaş da tıpkı Sağlık Bakanlığı gibi fiyatların düşmesini istiyor. Umarım ucuzlar çünkü birçok insan ekmek alamıyor. Yani sokaklarda da görüyoruz. Umarım ucuzlar, umarım bu daha da ucuzlar. Fiyatı düşse daha çok alır mısınız? Elbette daha çok alırız. Şimdi Akşam Gazetesi'nden bir sağlık başlığı aktarmak istiyorum. Sevgili hocamız Profesör Doktor Canan Karatay'dan bahsedeceğiz ama onun sıklıkla gündeme getirdiği bir başlık var. Canan Karatay kazandı diyor Akşam Gazetesi'nde. Trans yağ yasaklanacak. Kanserden Alzheimer'a, şeker hastalığından kalp rahatsızlığına kadar pek çok rahatsızlığın temel sebeplerinden biri olarak görülen trans yağlara yasak getirilecek tebliğ için Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlattı. Yeni düzenleme tebliğin yayınlanmasıyla birlikte hayata geçecek. Bu sayede trans yağların kullanıldığı tüm ürünler piyasaya sürülemeyecek. Profesör Doktor Canan Karatay defalarca margarinde trans yağ olduğu için kalp ve kanser hastalıklarında artış yaşandığını dile getirmişti diyor haberde.
Hocayı zaman zaman eleştirenler oluyor. Bir farkındayım. Tıp camiasının zaten odayla başı belada. Aralıklarla davalık oluyorlar. O konuyla ilgili değişik tartışmalar gündemde. Ama ben Canan Karatay'ın bu uyandırma yaklaşımını seviyorum. Şu manada her şeyi özellikle piyasa üreticilerinde, hazır gıda üreticilerinde birazcık da kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Benim çocuğuma, vatandaşın çocuğuna yedirilen ürünlerin içerisine göz göre göre bu malzemeler konuluyorsa ve birileri de çıkıp bunu uyarmıyorsa işte bizim Canan Karatay gibi isimlere bu yüzden ihtiyacımız var diyorum efendim. Herkes zaman zaman, bir de şöyle bir durum var tabii, söyledikleri biraz üst perdeden hemen kabul edildiği için yaşlısı dinliyor, çocukları dinliyor, bazen yanlış uygulamalara da neden oluyor. Ekranlarda konuşurken biraz dikkatli olmak lazım ama elbette ki birilerinin de bu görevi, yani bizi uyandırma görevini üstlenmesi lazım. Gelelim bizim sağlık haberimize. Kışın ortasındayız. Ne yazık ki virüslerle başımız belada. En çok da griple başımız belada. Yine domuz gribi tartışması var. Yine çocuklarda geçmek bilmeyen ve uzadıkça uzayan bir grip söz konusu. Özay Arat ne yapacağınızı araştırdı. Söz konusu onlar olunca dedik ki sözü önce onlardan başlayalım. Çocuklar sizi buraya ne getirdi? Annelerimiz. Peki niye geldiniz? Çünkü hastayız. Hasta olduğumuz için de domuz gribi oldu. Kim dedi domuz gribi olduğunuzu? Tabii ki doktorlar. Hadi canım, doktor hiç öyle der mi? Grip olmuşsunuzdur siz. Der öyle de doktorlar. Başka ne der bu doktorlar? İlaç var verirler de. Peki sizler bu ilaçları içer misiniz acaba? Evet. Ha, içiyorsunuz. Peki ne yapıyor bu grip size, ne yaptı? Şöyle bir abiye dövüyor dönüp bizi. Anlatın. Ne yapıyor? Dövüyor bizi. Kim dövüyor sizi? Mikroplar. Mikroplar mı dövüyor? Evet ama ben bütün şurupları içiyorum. Ben de içiyorum. Bu grip size nereden bulaştı acaba? Benim halamdan bulaştı o grip. Benim halam hasta değil ama benden bulaştı kendime. Biraz daha kalmış. Çok çocuktan şey aldık haberleri. Ben ettiriyorum. Evet. Gripi bir de sesim kısık. Gerçekten korkulacak bir durum var mı? Yoksa her zaman bildiğimiz o grip bu sene biraz daha ağır mı geçiyor? Normal gripten biraz daha ağır seyreden bir form bu. Farklı isimlerle nitelendirilebilir ama H1N1 virüsü dediğimiz influenza virüsünün bir alt grubu bu. Çok ağır seyretmiyor ama eğer ki zamanında tanı konmaz da tedavi edilmezse tabii ki bazı ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Çok ciddi şekilde çocuklar çok düşkün hale geliyor. Bir şey yemek istemiyorlar, yataktan kalkmak istemiyorlar. Bazı anne babalar çocuklarını direkt olarak muayene masamıza üzerine yatırıp hocam getirdik çocuk yürüyemiyor diye getirebiliyorlar. Ne kadar kötü görünürse görünsün hastalığın görüntüsü kesinlikle tanı konulduktan sonra çok kısa sürede 24 ila 48 saatte tamamen kendilerine geliyor. Bizi korkutan hani sonuçları ciddi olan komplikasyon dediğimiz kalp kası tutulması gibi durumlar çok çok nadiren ortaya çıkıyor. Anne ve babaların en çok korktuğu konu ateş. Ateşe karşı hepimiz bir anda hassasiyet gösteriyoruz. Ancak çocuğunuz ateşte ne kadar boğuşursa aslında bağışıklık sistemi de o kadar kuvvetleniyor. Yani çocuğunuzun ateşle mücadele etmesi demek onun virüslerle savaşması anlamına geliyor. Çok önemli bir şey temas ettiniz, gerçekten çok güzel. Ateş virüslerin yakılması için vücut tarafından oluşturulmuş bir sistem, bir mekanizma. Siz mikropların yakılmasını, yok edilmesine müsaade etmeniz lazım. Diyoruz lütfen hafif ateşte çocuğunuza müdahale etmeyin. 38,5 üzerindeki bir ateşte öncelikle hemen ilaç kullanmayalım. Çünkü ilaçla düşürmekle, ılık banyoyla veya üzerine açmak düşürmek aynı etkiyi göstermiyor. O yüzden olabilirse bir ılık duş, bir sıvı bir şeyler vermek gibi doğal takviyelerle ateşi aşağı indirmeye çalışalım. Ama 38,5-39 doğru gidiyorsa da ateş düşürücü ilacımızı verelim diyoruz. Hocam önerilerde bulunmuş. İyi güzel, hoş da.
Hocam gel de tir tir titreyen çocuğu bir de duşun altına sok. Gerçekten çok zor bir öneri bu. Hani başımıza geldiği için söylüyorum. Hani ben kendime denedim çocukta. Kendim ateşlendim. Ya dedim bunu biz bu çocuğa yapıyoruz. Acaba nasıl bir şey? Kendime yapayım dedim. Banyodan kaçacaktım. O ateşliyken o suyun altına girmek öyle kolay bir şey değil ama çocuklara bu uygulamayı yapıyoruz. Yani kolay uygulamalar değil. Bu röportajda verilmiş bu tüyolar ama gerçekten zor. İlaç bazen kurtarıcı oluyor. Allah hasta etmesin, ilaçların da eksikliğini de hastanelerimizin eksikliğini de göstermesin derler ya, gerçekten doğru söz. Gelelim et tartışmasına. Şimdi şimdi ekmekle ilgili tartışmayı verdik. Yani sizin cebinizi, sizin sağlığınızı, sizin mutfağınıza giren gıdaların gıdalarla ilgili süreçleri tartışıyoruz. Az önce Sayın Karatay'ın çıkışıyla ilgili olarak o trans yağlarla ilgili bir yasaklama kararı alındığını ifade ettik. Türkiye'nin mutfağının en önemli sıkıntılarından bir tanesi ettir efendim. Ben bildim bileli bu ülkede et fiyatları üzerinden bir tartışma yaşadım. Şimdi bu et açığı, neden et açığı var? Bu ülkede yeteri sayıda hayvan mı yok? Eksiklik neden kaynaklandı? Biz neden ithalat sürecini yaşamak zorunda kaldık? Bu kadar büyük bir ithalatçı haline gelmemizin nedeni ne? Ve bunun için şimdi yeni bir proje var bu eksikliğin kapatılması için. Sırada da o haber var. Tarım ve Orman Bakanlığı sahada yaptığı analizlerde hayvancılık işletmelerinde buzağı kayıplarının ve buzağı ölümlerinin yüksek bir oranda olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı kolları sıvadı. Başkent Ankara'da pilot uygulama başlattı. Buzağı kayıplarını önleme projesiyle ultrason cihazları hayvancılığın can damarı oldu. Karlı bir hayvancılık için öncelikli olarak buzağı kayıplarının ve buzağı ölümlerinin düşürülmesi gerekiyor. Sahada yapılan incelemeler sonucunda buzağı ölümlerinin arttığı tespit edildi. Hem hayvancılık riske girdi hem de artan buzağı ölümleri üreticiyi olumsuz etkilemeye başladı. Ekonomik olarak zora soktu. Bunun sonucu olarak da et fiyatlarında anormal artışlar yaşandı. Devreye bakanlık girdi. Veteriner hekimler ile ultrason cihazları devreye sokuldu. Projeyle 160 veteriner 18 bin hayvancılık işletmesinde görevlendirildi. Gebe kalmama nedenleri nelerdir ve buna yönelik bir tedavi süreci başlıyor. Bu tedavi de aynı zamanda hayvan takip altına alınıyor. Bir ineğin yılda en az bir buzağı dünyaya getirmesi bekleniyor. Ancak bu gebelik gerçekleşmeyince hemen devreye veteriner hekimler giriyor ve ultrason cihazıyla ineğin neden gebe kalıp kalmadığını araştırıyorlar. Hem buzağının annesi dişi hayvan hem de yavrusu, ikisi de sağlık açısından kontrol altında. Yani veteriner hekim geldiği zaman hem anne sağlığı hem de doğan buzağının sağlığını kontrol ediyor. İlk 4 ay çok kritik bir dönemdir buzağlarda. Ölümlerin en fazla görüldüğü dönem hem anne karnında hem de doğumdan sonraki 4 ay bizim için kritik bir dönem. Gebe olan inek takibe alınıyor. Dünyaya sağlıklı bir buzağı getirmesi için belirli aralıklarla kontrolleri yapılıyor. Elimde görmüş olduğunuz bu alet işte ultrason cihazı. İneğin karnındaki buzağı buradan an be an takip ediliyor. Buzağın sağlık durumu nasıl olup olmadığı burada veteriner hekimler tarafından kontrol ediliyor. Kaç aylık gebe? 3 aylık gebe. Gayet sağlıklı. Gördüğünüz gibi ekranda gözüküyor. Projeyle birlikte buzağı ölümleri oldukça geriledi. Projenin başladığı ilk yılda dahi rutin olarak her yıl 10 bin civarında artan buzağı sayımız Ankara'da projenin başlamasıyla 20 bin civarına ulaştı. Pilot uygulamanın 81 ile yayılması hedefleniyor. Hedef buzağı doğumlarını %90'lara çıkarmak. Benim evim var. Bekar erkeğe ev vermem kardeşim. Böyle bu cevapla karşılaşan yüzlerce, binlerce bekar var. Özellikle İstanbul'da konut sıkıntısının, kiralık konut sıkıntısının yaşandığı şehirlerde artık olmayacak bu cümle. Ben böyle kılıksız adama ev vermem. Hadi bas bakalım. Ev sahibi misiniz? Evet, ev sahibi. Nerede var eviniz? 4. Levent'te var. Dikili Taş'ta var. Kiracı size geldiği zaman ben bu evi tutacağım dediği zaman aradığınız kriterler neler? Evli olup olmadığına bakarım. İşte bu kriter cezayı beraberinde getirdi. Ev sahibi evimi bekar erkeğe kiraya vermem dedi. Kendisine 1000 TL para cezası kesildi.
Ev sahibi ilk başında bu işi söylüyor. Hani ben vermem diyor. Evet, İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda ev bulmakta bayağı zorlandık. Neden? Ne gibi zorluklar yaşadık? Bekar olmamız, işte güvensiz olmamız, bizi tanımamaları doğal olarak. Emsal niteliğinde karar Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan geldi. 1+1 ev bakan kiracı evi beğendi. Ev sahibiyle görüşmeye gitti. Ev sahibi kiracının bekar ve erkek olduğunu duyunca evi vermekten vazgeçti. Hal böyle olunca bekar adam ev sahibini şikayet etti. Ev sahibinin yaptığı bu hareket ona büyük zarar verdi. Kiracıdan kazanç elde edeceğim diye büyük zarara uğradı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu erkek ve bekar olan kişiyi haklı buldu. Hem emlakçı hem de ev sahibine biner lira ceza kesti. Bakın o cezanın sebebi neydi? Cezanın gerekçesi cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlaliydi. Mal sahipleri evime hani bekar kötü bakar, iyi bakmaz. İşte evimi hor kullanır, aldığım kiranın bir anlamı olmaz diye bu sefer düşüncesinde geliyorlar. Bekara ev verildiği zaman genelde hor kullanılıyor. Daha hoş hadiseler yaşanıyor. Başınıza hiç geldi mi? Kesinlikle geldi. Ne oldu, ne yaşadınız? Mesela Dikiltaş'taki bir evim vardı. Evimde çok şikayetler aldım. Komşulardan? Evet, komşulardan şikayet aldık. Zorla çıkartmak zorunda kaldık. Ailenin de kötüsüne rast gelinebilir. Bekarın da kötüsüne rast gelinebilir. Yani evini hor kullanan sadece bekar olamaz. Veririm, şu şartta veririm. Çalıştığı, nerede çalıştığını sorarım. Yani düzgün bir firmada çalışıyorsa veririm. Evet, siz mi talipsiniz? Evet efendim. Eşim ve ben. Eşi ve karısı. He? Çocukları yok. Tanju ile beraberiz. Kendisi ailesiyle yaşıyordu. Uzun bir süre ailesiyle yaşadıktan sonra kendi eve çıkmak istedi. Ve bahçeli evlerde girmediği sokak, cadde, mahalle kalmadı. Kendisine kiralık ev bulabilmek için ve günün sonunda da yine bekar ve erkek olduğu için ev sahibi mağduru oldu. Bayağı bir zorlu bir maraton geçirdin değil mi Tanju? Elbette öyle. Tek olduğum için hani erkek olduğum için herhalde bir ayrımcılık söz konusu. Emlakçılar bu duruma tepkili. Ev sahiplerinin ayrımcılık yapmalarına karşı konunun çözümü ise depozito. Bu dairenin değeri 3000 lira. Ben bunun karşılığında zaten 3000 lira depozito alıyorum. Bu depozitoyu aldığım zaman evimde, kapımda, işte penceremde ya da boyasında bir zarar varsa zaten bundan düşüyorum. Aslında doğru bir karar. Yani bundan sonra bu örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Bir daha böyle bekar erkek ayrımı yapmadan evini temiz tutabileceğine inandığı insanlara verirler diye düşünüyorum artık. Gündemle devam ediyoruz efendim. Bir operasyon haberi var sırada. Adana merkezli Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Beşil'de FETÖ-PDY'ye yönelik soruşturmada aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen kişilerin bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerine abilik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu dönem yine ard arda FETÖ'ye yönelik operasyonları gündeme getiriyoruz. Geçen gün yine İzmir'den bir başlık gelmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdığı iddia edilen o çete ile ilgili yine F-16 pilotlarının da aralarında bulunduğu, teğmenlerin bulunduğu bir operasyon düzenlenmişti. Gözaltılar gerçekleşti. İşte görüyorsunuz bu kez Adana'da. Yani operasyonlar aralıksız olarak devam ediyor. Bu süreç ne zaman tamamlanacak? Gerçekten çok önemli bir adalet süreci yaşanıyor. Gelelim Libya tartışmasına. Şimdi durdurun arkadaşlar şunu bir. Libya tartışmasında bakıldığı zaman burada Berlin'deki toplantı bütün dünyanın gözü önünde bir anlaşma çabası gerçekleştirildi. Yaşandı. 5'e 5 kişilik
10 kişilik ekip Hafter'den 5 kişi, Sarraç'tan 5 kişi şimdi Zürih'te buluşacak, bir araya gelecek. En azından elde edilen şey bu. Ne var masada diye bakıldığı zaman bu var. Yani önümüzdeki süreç içerisinde bir barış umudu var. İç siyasetinde konusu bu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik içeriden gelen değerlendirmelere Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek sosyal medyadan cevap verdi. Eylem planına çok önem veriyoruz. Twitter'daki paylaşımlarında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Berlin zirvesini olumlu bulduğuna dair açıklamalar yaptığını, ancak Erdoğan tarafından yürütülen güçlü diplomasiyi görmezden geldiğini belirtti. CHP'nin ezbere konuştuğunu belirten Çelik, milli çıkarlarımız adına taraf olduğumuz konuları tarafsızlık adına etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Herkesle görüşülmeli diyorlar ifadelerini kullandı. Ana muhalefet İdlib üzerinden de eleştirdi. Allahu Ekber. İdlib'ten kaçan masumlara ve mazlumlara terörist diyecek kadar ırkçı bir dil kullanarak saldırıyorlar. Aynı dili PYD-YPG'ye karşı kullanamıyorlar. CHP dış politikada kimlerle yan yana düştüğüne iyi bakmalıdır diyen sözcü Çelik, CHP'nin Türkiye'nin milli çıkarlarına Ankara'dan bakmayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda gündemin belki de hani magazin başlığı olarak da değerlendirilebilir ama bu imza töreninin öncesinde, o toplantının öncesinde daha doğrusu liderler yan yana geldi. O fotoğraf karelerini verdi. Oradaki tavırlarıyla sosyal medyada da en çok konuşulan isim hanımefendiydi. Almanya Başbakanı Angela Merkel. Putin'siz fotoğraf çektirmem dedi. Merkel önce Erdoğan'ın montunu çıkarmasına şaşırdı, ardından gözleri Putin'i aradı. Dünya yine onu konuştu. 12 ülkenin temsilcisi Libya'da istikrar için Berlin'deydi. Bu görüntüler en az konferans kadar ses getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'de gurbetçiler karşıladı. Sevgi seli vardı. Oteline geçmek üzere olan Erdoğan vatandaşlarla yakından ilgilendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel zirveye damga vurdu. Ev sahibi Merkel Erdoğan'ı konferans binası girişinde karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilirken Erdoğan montunu çıkardı. Merkel şaştı kaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Liderler aile fotoğrafı için poz vermek üzereydi. Bir isim eksikti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Merkel her yerde onu aradı. Sonunda Putin geldi, fotoğraf çekildi. Libya'daki sorunu konuşmak için bir araya gelen herkes o karedeydi. Libya'nın meşru lideri Bayez Es-Sarraç hariç. Erdoğan-Putin görüşmesinden de samimi anlar yansıdı. İkili tokalaştı, fotoğraf sosyal medyada çok paylaşıldı. Somali'deki bombalı saldırının hedefinde Türkler vardı. İşte onları ve yaralanan Somalileri almak için Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak Somali'ye gidiyor. Ya! Sağlık Bakanı Koca yaptığı yazılı açıklamada 9 yaralının tedavilerine Türkiye'de devam edileceğini belirtti. Bakan Koca, saldırıda yaralanan 3 Türk ile 6 Somali vatandaşını ülkemize getiriyoruz. Bu gece yola çıkacak olan TSK'ya ait uçak 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye'ye dönecek ifadesini kullandı. Kayseri'den kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakta Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. Uçak, yapılan hazırlıkların ardından 9 sağlık personeliyle birlikte Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti. 18 Ocak'ta Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 6'sı Türk, 17 kişi yaralanmıştı. Ve Yavuz'a bakacağız. Yavuz Akdeniz'in bu sıcak sularındaki en önemli tartışma gündem maddesi olmuş durumda efendim.
Kıbrıs'ın güneyindeki o parselde şu dakika itibariyle arama çalışmasına başladı Yavuz. Rumların, o bölgedeki ülkelerin Avrupa Birliği'ne çağrısı vardı. Türkiye'nin ise cevabı. Öteden beri adada tek taraflı adımların barışa destek vermediğini defaatle söylemiştik. Türkiye'nin Yavuz Sondaj gemisini Doğu Akdeniz'deki G ruhsat sahasına göndermesi Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini panikletti. Türkiye karşıtı ittifak bloğu Avrupa'dan yardım talep etti. Tüm bunlara rağmen Türkiye sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Bu saha bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız saha. Tabii varsa bulacağız diyoruz. Bulduğumuzda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anlaşma gereği alması gereken paylar neyse bu sahayla ilgili onları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti almış olacak. Onların tamamen tasarrufunda olacak. Yavuz Sondaj gemisi yeni görevi Lefkoşa 1 hattında çalışmalarına başladı. Cuma günü lokasyon bölgesine gitti. Bizim Lefkoşa 1 olarak adlandırdığımız sahaya. Geçtiğimiz yıl 5 offshore sondaj hedefimiz vardı. Hamdolsun 5'ini de tamamladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yürüttüğü sondaj çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. 2020 yılında da 5 offshore yeni sondaj hedefimiz var. Bu saha adanın güney doğusuna doğru kalmaktadır. Biliyorsunuz adanın doğusunda daha önce 1-2 sondajımız olmuştu. Şimdi biraz daha güneydeki sahalarda yapacağız. Yavuz sondaj gemisinin uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre. Yavuz'da yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor. 12.200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Uluslararası sularda Türkiye hakkını koruyor ve bunun için de o sandalyeyi çekip masada ben de varım dedi. Doğu Akdeniz'deki zenginliğin paylaşılması sırasında Türkiye'yi tamamen dışlayıcı politikaların ne kadar geçersiz ve hükümsüz olduğu aslında bununla bir kez daha ortaya çıkmış oldu diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Türkiye'nin içine, adaletimize. Adaletimiz ne durumda? Zaman zaman ya böyle de olur mu dediğimiz manzaralarla karşılaşıyor muyuz? Elbette karşılaşıyoruz. Şimdi gelelim bu Metin İyidil konusuna. Metin İyidil'in beraatini anlatırken ya bu nasıl gerçekleşebilir diye şöyle anlatmıştık. Bir mahkeme Kuzey'i gösteriyor, diyor ki bu adam FETÖ'cü, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası vesaire, yani çok ciddi cezalardan bahsediyor. Bir tanesi de hani Kuzey, hani ne bileyim Kuzeydoğu ya da Kuzeybatı'ya dönmüyor, Güney'e dönüyor. Diyor ki beraat, adamın suçu yok. Hani bu kadar büyük tezat kısa sürede nasıl oluştu, bu kararlar nasıl alındı diye tartışırken işin içerisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da girdi. FETÖ ile ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın verdiği bilgilerden bahsetti. Hukuki anlamda iç güvenliğimizin, adalet sistemimizin acaba dedirttiği günler olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da. Tabii ki Yargıtay'dan da o adalet sisteminin içerisindeki mekanizmalardan da bu konuyla ilgili değerlendirmeler geliyor ama vatandaşın her zaman adalete ihtiyacı var ve bunun altını bu kalemlerle kalın kalın çizmemiz lazım. Her zaman adalet, mahkemelerimizin güçlü olması lazım ve aldığı kararlarda her zaman adaleti gözetmesi lazım. Şimdi bu karar Metin İyidil'in tutuklanması sürecini gördük. Onunla ilgili kararın kesinleştiği bilgisi geldi. İkinci kez tutuklandı, tutukluluğu ise artık kesinleşti. Eski Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Metin İyidil yargılandığı davada darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Ankara Bölge Mahkemesi 20. Ceza Dairesi geçen hafta İyidil'le ilgili beraat kararı vererek tahliye etti. Bölge Mahkemesi savcılığı hemen duruma itiraz etti. Talebi değerlendiren 21. Ceza Dairesi de İyidil hakkında yeniden tutuklama kararı çıkardı. Mahkeme İyidil hakkında yeniden tutuklamaya dönük yakalama kararı aldı. İyidil yakalandı, cezaevine gönderildi. İyidil'in avukatı ise tutuklama kararına itiraz etti. 21. Ceza Dairesi yapılan itirazı reddetti. Karar bir üst mahkemeye sevk edildi. 22. Ceza Dairesi de tutukluluğa yapılan bu itirazı reddetti. Böylece İyidil hakkında verilen yeniden tutuklama kararı kesinleşmiş oldu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Metin İyidil hakkında verilen tahliye kararına tepki göstermişti. Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur. Yani kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması yani bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Ve gelelim bu FETÖ ile mücadele. Az önce operasyonlardan bahsetmiştik ama öyle bir mektuplaşma ortaya çıktı ki belki de kilit isimin Enver Altaylı olduğu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski üyelerinden MİT'çi Enver Altaylı'nın bilgisayarından çıkan FETÖ lideri Fethullah Gülen'e yazılmış mektuplar işin ne kadar enteresan boyutlara gelmiş olabileceğini net bir şekilde bize gösteriyor. Bakın hedefteki isimleri ifade edeceğim. İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanı, daha sonra cezaevine girdi biliyorsunuz. Ergenekon davası kapsamında değerlendirmeler yapılırken, o işte Beşiktaş Adliyesi'nden çıkarken ki söylediklerini unutmak mümkün değil. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı dedi, bir terör örgütü yöneticisi olmakla suçlanıyor dedi ve Silivri'ye gönderildi. Onunla ilgili yazdığı mektubun detaylarından bahsedeceğiz efendim. Başbuğ cezaevine attıran FETÖ mektubunu açıklıyoruz demiş Sözcü gazetesinden. Genelkurmay Başkanı'na neden kumpas kurdukları ortaya çıktı. FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Altaylı 2008'de FETÖ'ye yazdığı mektupta İlker Başbuğ şikayet edip zaten halinize bakışı son derece menfi, olumsuz demiş. Bu ülkenin en önemli kurumlarından birisinde önemli görevlere sahip bir isim FETÖ'ye mektup yazıyor ve zatı halinize bakışları çok menfidir efendim diyor ve o isim kısa süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Adalet diyoruz ya, işte bu yüzden diyoruz. O günleri bildiğimiz için söylüyoruz. O günleri yaşadığımız için söylüyoruz. O günlerde bu coğrafyada, bu ülkede düzenlenen o operasyonlar İşte şimdi tek tek ortaya çıkıyor efendim. Kuzinoğlu felaket olur diyor. Yeni Şafak'taki başlık da bu konuyla ilgili bu. Enver Altaylı FETÖ'ye rapor yazıp böyle hedef göstermiş. Kuzinoğlu'nun da vefat ettiği bir süreç yaşadık. Yine Beşiktaş Adliyesi burada en önemli yerlerden bir tanesiydi. Enver Altaylı soruşturması tamamlandı. MİT'e değil FETÖ'ye çalıştı demiş. Türkiye gazetesi de manşetinde. Yani Türkiye'nin gündeminde bu isim var. Enver Altaylı. Yunan adalarına kaçıracaktı, Amerika'daki Halkbank davasında Türkiye aleyhine şahit yapacaktı. Eski MİT'çi Enver Altaylı, Ağustos 2017'de FETÖ'den ihraç edilen eski MİT'çi Mehmet Barıner'i damadı Metin Can Yılmaz aracılığıyla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Damadıyla birlikte eski MİT'çi Barıner ve Seda C. isimli bir kadının da yer aldığı dosyayla ilgili iddianamede Altaylı için 35 yıl hapis istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski MİT'çi Enver Altaylı hakkında terör örgütü yöneticiliği ve casusluk suçlarından iddianame hazırladı. Terör örgütü yöneticiliği ve casuslukla suçlanan Altaylı'nın kaçırmaya çalıştığı FETÖ'cü Barıner, ihraç olmadan önce MİT'in İran masasında görevliydi. Savcılığa göre Altaylı'nın onu kaçırmasındaki amaç, New York'taki Halkbank davasında Türkiye aleyhine şahit yapmaktı. İddianamede eski MİT'çi Barıner'in getireceği belgelerle eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve Türkiye davada zor durumda bırakılacaktı. İddianamede Enver Altaylı'nın HTS kayıtlarına dair çarpıcı bilgileri de yer verildi. Altaylı'nın CHP ve MHP'ye kaset kumpaslarını kuran FETÖ'cü teröristlerle de yoğun telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İddianameye göre Altaylı, gazeteci Aydar Meriç'in öldürülmesinde rol alan FETÖ'cülerle de irtibat halindeydi. Savcılık iddianamede Altaylı'nın devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek yurt dışındaki CIA bağlantı kişilere servis ettiği tespitlerine yer verdi. İddianamede ayrıca Seda C. isimli bir kadın hakkında da örgüte yardım suçlaması var. Nedeni ise gazeteci Nazlı Ilıcağ'ın kuzeni Serhat Ilıcağ'ın talebiyle Barıner ve Altaylı'nın yurt dışına kaçış planına yardımcı olduğu iddiası. İddianame Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Biliyorum bugünlerde tatil var, karneler alındı. Şu dakikada okulları pek düşünen yok ama özel okul sisteminde yaşanan Doğa Koleji özeliyle gündemimize oturan bir özel okul sistemi sıkıntısı var efendim. 80 bin öğrencinin yaşadığı dram, öğretmenlerin yaşadığı dramın önüne geçebilmek için AK Parti bir tasarı hazırlıyor. Artık özel okul açacak adamın cebinde o senenin öğretmen maaşları ve öğrencilerin giderleri olmak zorunda.
Bakanlığımıza bağlı 12.064 özel okul bulunmakta. Bunlardan 214'ünde bazı finansal sorunlar mevcut. Öğretmen maaşları, bina kirası, SGK primleri ve işletme giderleri gibi konularda sorunlar yaşanıyor. AK Parti özel okullarda yaşanan krize nokta koymaya hazırlanıyor. Doğa Koleji'ndeki gibi olaylar yaşanmaması için yasa teklifi hazırlandı. Özel eğitim kurumlarının açılma şartları yeniden belirleniyor. Kolejlerin okul giderleri ve öğretmen maaşları için teminat şartı getiriliyor. Yapılacak düzenlemeyle özel okullarda teminat zorunluluğu olacak. Özel okulların eğitimden elde ettiği gelirleri yine eğitime aktarmaları istenecek. Okul giderleri ve öğretmen maaşlarını kapsayan bir teminat yatırmaları istenecek. AK Parti içinde yapılan toplantılarda 2010'da %3,5 olan özel okul oranının şu anda %19,5'a ulaştığına vurgu yapıldı. Normal planlamada özel okulların tüm okullar içinde %13 yer tutması gerektiği dile getirildi. Değişiklikle özel okul oranının normal seviyeye çekilmesi, okul olma niteliğini kaybeden yerlerin bu statüden çıkartılması hedefleniyor. Meclisin gündemine gelmesi beklenen diğer taslak ise YÖK tarafından hazırlanıyor. Taslakta ekonomik sorun yaşayan vakıf üniversitelerinin de... Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz efendim. Donald Trump'la ilgili yargılama sürecinden bahsedeceğiz. Donald Trump'ın görevden azli için yürütülen süreçteki ilk duruşma bugün gerçekleşecek. Donald Trump için Senato'da görülecek olan duruşmada kişisel çıkarları için görevini suistimal edip etmediği, Kongre'nin işleyişine engel olacak davranışlarda bulunup bulunmadığı sorgulanacak. Duruşmada Temsilciler Meclisi'nde bulunan 7 Demokrat üye, Başkan Trump'ın görevini kötüye kullandığı konusunda senatörleri ikna etmeye çalışacaklar. Diğer yandan Cumhuriyetçiler, Senato'da çoğunluğu oluşturdukları için Trump'ın aklanması konusunda oldukça rahat görünüyorlar. Bu yargılanma elbette ki hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler hem de aslında dünya siyasetinin ötesinde dünya ekonomisini de etkileyen bir yargılama süreci olacak. Oradan gelecek her haber belki de alınıp satılacak. Ama Cumhuriyetçiler, işte haberimizde de ifade ediyor, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu kongreden onun çıkması biraz zor görünüyor. Gelelim Azerbaycan'a. Azerbaycan'da bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe kanlı ocak olarak geçen 20 Ocak katliamında hayatını kaybedenler törenlerle anıldı. Yüz binler ellerinde karanfillerle şehitliğe akın etti. Yer Azerbaycan. Azerbaycan'da saatler 12'yi gösterdiğinde hayat kanlı ocak şehitleri için böyle durdu. Yaşlısı genci, kadını erkeği, yüzlerce Azerbaycanlı 1990'daki katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Baku Şehitler Yebanı'na akın etti. Şehitlik önünde uzun kuyruklar oluştu. Mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı. Şehitler için dualar edildi. ...26 bin kişilik Sovyet ordusu 20 Ocak 1990'da Bakü'nün çeşitli bölgelerine girdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletti. Yüzlerce kişiyi yaraladı. Azerbaycanlılar 30 yıldır her 20 Ocak'ta ellerinde karanfillerle şehitliğe akın ediyor. Bu ekranlarda en çok aktardığımız Amerikan liderlerinden bir tanesi de Maduro'ydu efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkabilmek için defalarca darbe girişimine destek verdiği bu coğrafyada Maduro şöyle bir cümle kurmuş. Amerika ile artık görüşebiliriz. Nicolas Maduro Washington Post'ta konuştu. ABD ile doğrudan müzakerelere hazırız dedi.
Bu açıklaması şaşkınlığa yol açtı. Zira Maduro son yıllarda ülkesindeki gerilimle ilgili ABD yönetimini sorumlu tutuyordu. Maduro ayrıca kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yla görüşebileceği mesajını da verdi. Maduro bunları söylerken ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Duque ile mesaideydi. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptılar. Pompeo, Maduro'nun yaktığı yeşil ışığa ılımlı cevap vermek şöyle dursun, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Maduro'yu tiranlıkla suçladı. Başkan Duque ve ben ortak değerlerimizi ve ikili taahhütlerimizi yeniden tartıştık. Gündemin en üstünde Venezuela'da Nicolas Maduro'nun ve onun rejiminin yol açtığı muazzam insani kriz oldu. Maduro'nun yıkıcı sonuçlarını bizzat gördüm. Dünya Venezuela halklarının demokrasilerini yeniden kurma çabalarını desteklemeye devam etmeli ve Maduro'nun milyonlarca Venezuelalıya zarar veren, Kolombiya'nın yanı sıra tüm bölge üzerinde etkili olan tiranlığına son vermeli. Şimdi göçmenlere bakacağız. Yine Amerika kıtasındayız. Bu kez Guatemala'dan yola çıkan bir grup. Aş için, ekmek için, can güvenliği için aslında hedeflerinde Amerika Birleşik Devletleri var ama Meksika sınırında bekletiyorlar, bekletiliyorlar. Durumları ise felaket. Metrelerce uzayan umut kuyruğu, güvenlik güçleriyle tartışmalar. Burası Meksika-Guatemala sınırı. Amerika'ya gitmek için Honduras, Haiti ve El Salvador'dan yola çıkan binlerce göçmen Tekunuman'da bekliyor. Meksikalı güvenlik güçleri sınırı geçmeye çalışan göçmenlere engel oluyor. Orta Amerika ülkelerinden şiddet, işsizlik ve yoksulluktan kaçan göçmenler Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmek istiyor. Amerikan Başkanı Trump, Meksika ve Orta Amerika ülkelerini göçmen akışını engellememeleri durumunda ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Göçmenler Meksika sınırında bekliyor. Dış haberlerle devam ediyoruz ama biraz da magazin boyutu var efendim bu kez. İngiltere'de kraliçenin torunu aileden ayrıldı. Prens Harry'den bahsediyoruz. Kraliçenin amcası aşkı için tacını çıkartıp kraliçenin babasına vermişti. Sanki yine aynı şey tekrarlanıyor İngiltere'de. Prens Harry de aşkı için kraliyet ailesinden ayrılmayı tercih etti. Aşkını dile getirdi, tek yol ayrılıktı dedi. Prens Harry ilk kez konuştu. Prens Harry ve eşi Meghan Markle çift kraliyet ailesinden ayrılmak istedi. Haber dünya gündemine ve Buckingham Sarayı'na bomba gibi düştü. Saraylı ipler gerildi, temaslar, olağanüstü toplantılar sonuç verdi. Barış sağlandı, çift ayrılık izini aldı. Baş döndüren gelişmelerin yankıları sürüyordu. Harry Yardım Derneği gecesinde konuştu, hislerini anlattı. Bir prens olarak, bir dük olarak değil, sadece Harry olarak beni dinleyin dedi. Yıllar süren zorlu sürecin ardından ayrılıktan başka seçeneğin kalmadığını dile getirdi. İngiltere benim evim. Burayı çok seviyorum. Bu adımı ailemi korumak için atıyorum. Biliyorum her zaman doğru seçimleri yapmadım. Ancak bu konuda başka bir seçenek yoktu. Prens Harry kimseyi terk etmediğini ifade etti. İngiltere'ye aşkını vurguladı. Eşine kucak açan İngiliz halkına minnet duyduğunu söyledi. Meghan'a da kucak açtınız. Hayatta aradığım mutluluğu ve aşkı Meghan'da bulduğumu gördünüz. Diana'nın ikinci oğlu da sonunda demir attı. Oley! Sırada yurdun dört bir yanında kaydedilen görüntüler var. Kimisi güldürüyor, kimisi ise yürekleri ısıtıyor. Gözü kapandı, yine de telefonu bırakmamakta böyle direndi. Gülümseten görüntülerin adresi Amasya.
3 yaşındaki minik Mehmet Can cep telefonuyla oyun oynuyordu. Uykusu gelen çocuk uyumamak için direndi. Ancak bir süre sonra uykuya yenik düştü. Küçük çocuğun uykuyla mücadelesi izleyenleri tebessüm ettirdi. Bilecik'te bir yamaç paraşütçüsü futbol karşılaşması sırasında sahaya indi. Futbolcular, hakemler ve taraftar paraşütçüyü hayretle izledi. Hakem sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart gösterdi. Yalova'da bir köpek soğuk havada sığınacak yer aradı. Bir bankanın kapısındaki paspasa yattı. Bunu gören bir hayvansever şalını köpeğin üzerine örttü. O anlar görenlerin içini ısıttı. Ne güzel bak, paraları bekliyor, hem kendi karnını doyuruyor. Burası da Kars. Çermeköy sakinleri -25 derece soğukta kazıkla Kars çayındaki buzu kırdı, ağ atıldı. Balıklar ağa takılana kadar elleri de boş durmadı. Buz gibi havada ellerle balık tutuldu. Çikolata verdi diye insan işinden atılır mı? Ne yazık ki Türkiye'de yaşandı. Dün Sayın İsa Karakaş'ın köşesinden, Türkiye Gazetesi'nden aktarmıştık bu özel haberi. TGRT Haber'de sizin için hukukçularla konuştu. Vatan size sordu. Bakın işin aslı nasıl? İnsani bir vasıf var mı yok mu, bunun da işverence değerlendirilmesi gerekir. 1 liralık çikolatayla insanlığı ödüllendiren çalışan işinden oldu. Bir markette iki küçük çocuk şahit oldukları hırsızlığı market müdür yardımcısına ihbar etti. Çocukların bu davranışı sayesinde markette hırsızlık olayı önlendi. Market müdür yardımcısı da çocukların bu güzel davranışını ödüllendirmek istedi ve market müdüründen onay alarak çocuklara her biri 1 liradan 2 adet çikolata ikram etti. İşte ne olduysa o çikolataları ikram etmesinden sonra oldu. Beni zarardan kurtarmış lafı bile olmaz. Hatta çalışanıma bir hediye bile alabilirim. Ama öyle olmadı. Hırsızlığı çocuklar sayesinde önlediğini düşünen işçi, patron tarafından tazminatsız işten atılarak cezalandırıldı. Olur mu öyle şey? Hatta mükafatlandırırım bile. Çocukları cesaretlendirmiş bir insanlık yapıyor. İşçi soluğu mahkemede aldı. Ancak yerel mahkeme işvereni haklı buldu. Davayı reddetti. Zira burada da hırsızlık olayı gerçekleşmiş olsaydı, çocuklara verilen 2 liralık bir teşekkür çikolatasından ziyade çok büyük maddi kayıplara işveren maruz kalabilecekti. Yerel mahkeme her ne kadar çikolataların toplam değeri 2 lira olsa da kasadan geçirilmeden çocuklara verilmiş olması güven sarsıcı bir hareket dedi. İşverenin işçiyi işten çıkartabilmesi için haklı nedenlerinin olması lazım. İşçi dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise emsal olacak o kararı verdi. İnsani bir davranış nedeniyle işçi işten çıkarılamaz dedi. Uyarı yaparım, ikaz ederim. İşçiyi mi uyarırsınız? Evet. Neden uyarırsınız? Benden habersiz çikolata ikram ettin diye. En azından benim haberim olsun derim. Sıkıntı yaşanmasın derim. Atar mısınız işten? Atmam. Yargıtay kararında iki çocuk tarafından davacıya haber verilmesi neticesinde şirketin zarara uğramasına engel olunduğuna vurgu yaptı. Kararda çocukların çikolatayla ödüllendirilmesi işverenin bilgisi dahilinde olmasa bile insani bir davranış denildi. Yerel mahkeme kararının aksine işten atılan davacının işe iadesine hükmetti. Yargıtay'ın verdiği kararın yerinde olduğunu düşünüyorum. Keşke bu kadar uzamasına gerek olmadan yerel mahkemede de aynı karar çıksaydı. Şimdi manşetlerden, daha doğrusu bu kez haber detay haberlerden bir iki tanesini aktarmak istiyorum. Özellikle şu dikkatimi çekti. Hürriyet gazetesinin son sayfasında Çin'de zatürreye yol açan ve SARS'a benzetilen hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Yeni bir virüsten bahsediliyor. Yine uzak doğudan, Çin'den bahsediyoruz efendim. İlk kent Wuhan kentinde ortaya çıkmış. Buradaki vaka sayısı 140'ı geçti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu başkent Pekin'de 2 ve ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde bağlı Shenzhen kentinde bir vaka daha tespit edildiğini açıkladı. Yani hayatını kaybedenlerden bahsediyor. Açıklamada söz konusu salgının Çin'de ortaya çıkan ve 2002-2003 yılında 700'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açan SARS gibi ciddi düzeyde olmadığı ifade edilmiş ama tabii ki tedirgin ediyor bölgedeki ülkeleri. Özellikle Tayland ve Japonya'dan sonra hastalığa Güney Kore'de de rastlandı. Biraz genişleme eğilimi var. Bu da bölgeyi tedirgin ediyor. Gelelim spor basınına.
Şimdi Sayın Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un açıklamaları var. Türkiye Gazetesi'nde bu konu değerlendirilmiş. Manşet haber olarak Spor Servisi, önümüzü kesiyorlar diyor Ali Koç. Şampiyonluğumuzu engellemek isteyenler var açıklamasını yapmış. Fenerbahçe'nin patronu, transfer yapabilmek için tahkim kurulundan çıkacak kararı bekliyoruz. Kurul ağırdan alıyor derken bizim %40 talebimiz olmadı. Algı operasyonu yapılıyor sözlerini kullandı. Bir de sistemle ilgili net cümleler kuruyor Ali Koç. Diyor ki bu sistem sürdürülemez. Eninde sonunda 3 büyükler, 4 büyükler işte neyse bu borçlu kulüpler batacak. Yani batmasa bile göstermelik bir ödeme yapılacak. Bir süre sonra tekrar aynı çıkmazın içine girecek. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un bu ekonomi yönetimiyle ilgili, futbol ekonomisinin yönetimiyle ilgili uzun zamandır net mesajlar veriyor. Borçlar kulüplerin biraz belini yıkmış durumda. Beşiktaş teknik direktörü tartışıyor. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı şimdilik görevinin başında ifadesine yer vermiş Türkiye Gazetesi. Tazminat fermanı. Takımın son 7 maçta 6 defa mağlup olması bardağı taşırdı. Taraftarlar gibi yöneticiler de Avcı'yı istemiyor. Ancak 12 milyon liralık tazminatı yönetimin elini kolunu bağladı diyor Türkiye Gazetesi. Ve Arda hazır. Galatasaray'ın eski yıldızı yuvasına dönmek için gün sayıyor diyor Türkiye Gazetesi. Terim'in ikinci şans verilmeli dediği ve camiadan geri dönüşü için destek istediği 10 numara sarı kırmızılı formayı tekrar girmek için sabırsız. Kulüp aramıyor ve Galatasaray'dan haber veriyor. Bu arada Ultra Aslan da tamam dedi bilgisini paylaşıyor Türkiye Gazetesi. Arda'ya tam destek. Fatih Terim'in Arda için kararı bütün camia vermeli sözleri Ultra Aslan'dan da açıklama geldi. Sarı Kırmızılı Taraftarlar Grubu yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır. Şayet Arda yeniden Galatasaray formasını giyerse destekleyeceğiz mesajını paylaşmış. Galatasaray'da bir haberde Belhanda ile ilgili paslı futbolcu gözden düştü. Belhanda'ya git mesajı diyor Türkiye Gazetesi. Evet, futbolda ekonomi tartışılıyor. Futbolun ekonomisiyle ilgili Türkiye'de sıkıntı var. Bunun aşılması için de Sayın Ali Koç'un üst perdeden defalarca dile getirdiği bu borçluluk sürecinin yönetilmesiyle ilgili karar alınması gerekti. Bunun böyle sürdürülemeyeceği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Spor manşetlerini de aktardık. Şimdi kısa bir ara zamanı gündeme döneceğiz. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz efendim. 21 Ocak Salı gündeminde pek çok başlığımız var. Bu bölümümüzde izleyenleriniz, takip edenleriniz bilir. Biz sevgili Melih Okur'la ve Ankara Haber Müdürümüz Ahmet Sözcan'la gündemi değerlendiriyoruz, ekonomiyi değerlendiriyoruz. Bugün özel konularımız, özel konuklarımız var. Ama önce bir geçmiş olsun mesajı göndereyim. Sevgili Melih Okur birazcık üşütmüş zannediyorum. Sabaha karşı kendisiyle telefonla görüştüğümde böyle sesi biraz zor çıkıyordu. O gün, o yüzden bugün kendisini konuk edemeyeceğiz. Geçmiş olsun dileklerimizi buradan bir kez daha iletelim sevgili Melih Okur'a. Umuyorum toparlar, yarın sabah yeniden karşınızda olur. Ama bugün Davos'a gideceğiz. Ahmet Sözcan'la birlikte Davos'taki isme bakacağız. Orada İlyas Haber Ajansı muhabiri kimdi arkadaşlar? Bir yayın bağlantı yapacağımız isim bu arada. Onu da alayım lütfen. Oraya gideceğiz. Davos'ta bağlantı neler konuşuyor? Çevre. Davos'un gündeminde şu başlık dikkatimi çekti. Zenginleri korumak bile pahalı diye. 9,5 milyon dolar harcanmış buradaki güvenlik önlemleri için. Gazetelerden bu başlıklara bakacağız. Ekonomi başlıklarına bakacağız. Türkiye'nin ekonomisine bakacağız. Ve çok özel bir ismi bugün canlı yayınımızda konuk edeceğiz efendim. Sayın Özgür Erdursun'la. Vatandaşın emeklilik serüvenine bakacağız. SGK'daki bu son dönemde çok tartışılan 700 bin kişiye gereksiz bir şekilde tam 10 yıl boyunca SGK maaş mı ödedi gerçekten? 25,5 milyar doları hak etmeyenlerin cebine mi verdik? 140 milyar liradan bahsediyoruz. Dile kolay. Bunu soracağız. Bunun yansımalarını soracağız. EYT'yi soracağız. Doğum borçlanmasını. Yani sizin ilginizi çeken ne varsa bugün konuşmak istiyoruz diyelim. İlk haberimizle başlayalım isterseniz. İlk haberimiz Libya. Libya sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakikalarına kalmadı. İndi uçağına döndü. O dönüş yolunda gazetecilerle birlikteydi. Ve orada yaşananları anlattı.
55 maddelik zirve bildirisini kabul ettik. Burada Birleşmiş Milletler çatısı altında bir yol haritası bulunuyor. Alınan kararları takip edecek bir mekanizma kurulacak ve aylık toplantılar yapılacak. Bu toplantılara bizim arkadaşlarımız da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın konuştuğu Berlin zirvesinden çıkan kararları açıkladı. Libya'da ateşkes zeminini Türkiye'nin oluşturduğunu söyledi. Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi ve ateşkes zemini oluştu. Hem sahada hem de masada pozisyonunuzu güçlü tutarak siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz. Meşru hükümetin yanında durmaya devam edeceğiz. Ateşkese uymadıkları an gereğini yapacağız. Hafter'in hem Moskova'da hem de Berlin'de ateşkes metinlerini imzalamamasını manidar olarak niteledi. Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Hepsi sözdedir, söz uçar yazı kalır. Bunun imza ile teyit edilmesi gerekir dedik. Fakat olay tamamen sözlü olarak bütün katılımcıların şahit olmasıyla o şekilde kalmış oldu. Hafter'in Berlin zirvesi öncesi Yunanistan'ın ziyareti de gündemindeydi. Miçotakis, Hafter'i Yunanistan'ı bizi tahrik etmek için çağırdı. Bir lider Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor dedi. Nasıl bir iş bu? Hem benimle arayı düzeltmek istiyor, öbür taraftan da gidiyor Hafter'i Yunanistan'a çağırıyor. Böyle saçmalık olur mu dedim. Libya'ya asker değil eğitmen gönderildiğinin altını çizdi, Putin'le yaptığı İdlib görüşmesinin içeriğini de anlattı. Bizim ılımlı muhalif olarak baktığımız kişilere terörist olarak bakıyorlar. Putin'e şunu söyledim, bunlara terörist diyorsunuz da. Esed devlet terörü estiriyor. Bu adam yüz binlerce insan öldürdü ve hala şu anda İdlib'de bombalar yağdırıyor. Tabii bunu kabul edemiyor. İdlib'den kaçanların teröristler olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiliydi. Orada ayakları çıplak çocuklar donuyor, onlara terörist demek akıl tutulmasıdır dedi. Erdoğan sözü FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına getirdi. FETÖ'nün siyasi ayağı varsa CHP ispatlamalı. CHP'nin Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı. Kendi pisliklerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Şimdi Berlin'deki süreç çok tartışıldı. Şimdi pek çok konu başlığı var Berlin'de. Peki çözüm var mı? O tartışmalı. 5 Hafter'den 5 de Sarraç'tan. 10 kişilik askeri heyet bir araya gelecek ve bunu tartışacak. Sıradaki haberimizle devam edelim. Berlin'de 12 ülke lideri ve 5 uluslararası kuruluş başkanının ev sahipliği yaptığı kritik Libya konferansında ağırladı efendim. Baş döndüren diplomasi trafiğine sahne olan konferansın ardından ateşkesin önü açıldı. Ancak Libya'daki ateşkesin sahada nasıl sağlanacağı konularında hala kafalar karışık. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için Almanya'nın başkenti Berlin'de konferans düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü. Çok yoğun ve ciddi görüşmeler yapıldı. Konferansın sonunda Merkel'den itiraf geldi. Libya'da tüm sorunları çözemeyeceğimizi biliyorduk dedi. Zirveye Uluslararası Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Faiz Estaraç ve Hafter de katıldı. Sahada silah sesleri yükselirken 55 maddeden oluşan Libya Barış Planı'nı tüm katılımcılar imzaladı. Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının desteklendiği belirtildi. Sonuç bildirgesinde ateşkesin başlamasından itibaren taraflara askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz denildi. Libyalılar tarafından yürütülen kapsayıcı siyasi sürece dönülmesi istendi. Bildirgede uluslararası izleme komitesi oluşturuyoruz ifadesi yer aldı. Ateşkesi ihlal edenlere de yaptırımlar uygulanması çağrısı yapılıyor. Birleşmiş Milletler 2011'den beri Libya'ya silah ambargosu uyguluyor. Ancak ambargo yıllardır sık sık birçok ülke tarafından deliniyor. Ülkede kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için sahadaki militan grupların dağıtılması kritik öneme sahip. Berlin zirvesi sonrasında Libya'daki siyasi sürecin ne zaman nasıl başlayacağı ise tam bir muamma. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres,
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarraç ve General Hafter'in belirleyeceği beşer kişilik delegasyonların birkaç gün içerisinde Cenevre'de görüşeceğini söyledi. Bu görüşmelerin daha çok mevcut ateşkesin sürekliliğini sağlamak için krizin askeri boyutuna odaklanacağı belirtiliyor. Yani Libya sorunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na havale edildi. Ancak Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yok. Alınan kararlar doğrultusunda hayata geçirilecek planların sahada karşılığını bulması pek olası görünmüyor. Ayrıca bu şartlarda ateşkes kararının uygulanması da çok zor. Power. Libya'daki gruplara silah ambargosu uygulanması üzerinde mutabakat sağlandığı belirtiliyor. Lakin bu mutabakatın uygulanması da oldukça zor. Başta Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa, Hafter'e destek vererek silah ambargosunu en fazla delen ülkeler. Bir taraftan barış için çabalayanlar var, bir taraftan da bu işin bitmesini istemeyenler, bu silah baronları, bu tüccarlar, bu buradaki insanların hayatını umursamayanlar. Buradaki toplantının hemen ardından yine silahlar konuştu. Berlin'de kritik Libya konferansı yoğun bir diplomasi trafiği içinde sürüyordu. Görüşmelerin yapıldığı sıralarda darbeci General Hafter de boş durmuyordu. Hafter güçleri Libya'da petrol sahalarını tamamen kapattı ve petrol akışı durduruldu. Bununla da kalmayan Hafter güçleri peş peşe başkent Trablus'a saldırılar düzenledi. 4 saatten fazla süren zirvenin ardından kameraların karşısına geçen Merkel, Libya'da ateşkesin sağlanması için kalıcı bir plan üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu ve Berlin Konferansı'nın sonuç bildirisini açıkladı. O bildirinin açıklanmasından sadece bir saat sonra Hafter güçleri saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Hafter güçleri Trablus'un doğusundaki Selahattin bölgesine hava saldırısı düzenledi. Bölgede patlama sesleri yankılandı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı sözcülerden Abdülmalik El-Medeni yaptığı açıklamada Hafter güçlerinin rastgele havan atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Böylece Berlin'deki Libya konferansında dile getirilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik planlar daha sahada hayata geçemeden sadece bir saat sonra Libya'da başarısızlığa uğramış oldu. Peki bu barış görüşmeleri nasıl yankı buluyor? Bu gruplar nasıl Berlin'de bir araya geldi? İki tarafın aslında silahlı güçle seçilmiş hükümet arasındaki savaşın tetikleyicisi olanlar var. Bir taraftan da barış için çabalayanlar. Şimdi dış basına bakacağız. Bu masanın nasıl kurulduğuna dair bir ülke var ki konuşulan, o Türkiye. Türkiye'nin Libya zirvesindeki rolü dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Amerikan Washington Post gazetesi ilk kez yaz aylarında düzenlenmesi önerilen Libya konferansının ancak rakip tarafları destekleyen Rusya ve Türkiye'nin ülkenin geleceğini şekillendirmek için askeri katılımlarını artırmasının ardından gerçekleşti ifadelerini kullanarak Türkiye'nin rolünün altını çizdi. Ankara ile Moskova'nın çabaları memnuniyetle karşılandı. Reuters haber ajansı taraflar Libya zirvesinde sonuç bildirgesi üzerinde anlaştı başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Ajans haberin detaylarında Almanya Başbakanı Merkel'in silah ambargosunun güçlendirilmesi çağrılarına dikkat çekti. Amerikalı haber ajansı Associated Press ise Libya'da aktörler ateşkesi sağlamak için silah ambargosunda anlaştı başlığını seçti. Haberde Türkiye ve Rusya'nın ateşkes için gerçekleştirdiği diplomatik çabalara yer verildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Berlin konferansını dünya liderleri barışta uzlaştı başlığıyla duyurdu. Amerikalı haber kanalı CNN, Libya zirvesi ateşkes ihlal edilirse yaptırım çağrısı yapıyor başlığını seçti. Haberin ayrıntılarında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözleri öne çıkarıldı. Johnson, İngiliz birliklerinin resmi olarak kabul edilmesi halinde ateşkesi izlemek için Libya'ya konuşlandırılabileceğini söyledi. Katar merkezli haber kanalı El Cezire, Libya zirvesinde taraflar silah ambargosuna uymayı kabul etti derken, El Arabiya, liderler Libya-Berlin zirvesinde çok taraflı komite kurma sözü verdiği başlığıyla gelişmeyi duyurdu.
Bu coğrafya içerisinde gergin ülkeler yok mu? Sürüsüyle. Özellikle şimdi bu coğrafyadan diyorum ama İran bu coğrafyadan, bir de Amerika'dan bir ülke var ki Amerika Birleşik Devletleri, İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim ne Washington'da ne de Tahran'da yaşanıyor. Yaşandığı yer Irak. Irak'ın başkenti Bağdat'ta içinde hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge adıyla bilinen korunaklı alana füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırı öncesinde bölgeden paylaşılan bir görüntüde ABD Büyükelçiliğinde sirenlerin çalmaya başladığı görülüyor. Son dönemde yaşanan siyasi krizler dolayısıyla aynı bölgede bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik füze saldırıları düzenlenmişti. Açıklama, Irak hükümetine bağlı güvenlik medya ağı tarafından yapıldı. Yazılı açıklamada, Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü. Bilgisi öne çıkarılırken saldırıda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi. Şimdi buradaki süreçte kimsenin umursamadığı insanlardan bahsedeceğim. Şimdi bakın, çocuklar. Çocukları kim umursuyor bu coğrafyayı? Bu coğrafyayı da geçtim. Dünyadan siz İdlib'li çocuklar için bir cümle edildiğini duyuyor musunuz? Yani duyuyor, ben duymuyorum. Lütfen duyuyorsanız bana da söyleyeyim. Ben merak ediyorum artık. Şimdi Kızılay Başkanı Sayın Kerem Kınık'la TGRT Haber'in özel bir röportajı var. Onu aktaracağız. Burada İdlib'ten gelenlerin Türkiye sınırına gelmeden önce muhafaza edilebilmesi, sağlık giderlerinin sağlanması, açlıklarının giderin üstlerinde, başlarında kıyafetleri yok. Bu yardımı yapan yine Türkiye oldu. Allahu Ekber. Suriye rejimi ve Rusya İdlib'in doğusunu hedef almaya devam ediyor. Sırılsıklam, ıslanmış bir şekilde bir anne, kucağında bir bebek, etrafında 2-3 tane yavrusu, kocası ölmüş veya yaşlı insanlar aynı şekilde çamurların içerisinde buluyoruz. Şimdi bu gerçekten gözümüzü kapatabileceğimiz bir dram değil. Rus savaş uçaklarının İdlib-Halep hattındaki yerleşimlere yönelik bombardımanı sürerken rejim de bu bölgeleri karadan hedef alıyor. Bu insanlar tabii korku içerisindeler. Özellikle sınır hattındaki, Hamas sınırı ve Halep sınırındaki Eriha gibi bölgeler yoğun bir şekilde saldırı altında ateşkese rağmen. Saldırılar nedeniyle bölgedeki sivillerin Türkiye sınır hattı yakınlarına göçü sürüyor. Kasım ayının başından bu yana göç eden insan sayısı 400 bini aştı. İdlib şehir merkezine de bombalar düşüyor. Sivil insanların yaşamış olduğu bölgelere de bombalar düşüyor. Bu nedenle İdlib'in genelinde bir ölüm korkusu, bir katliam korkusu, bir sürgün korkusu hakim. Tüm bunlar yaşanırken Türk Kızılay'ı İdlib halkına yardım için elinden geleni yapıyor. Dünyanın gözünü kapadığı, kulağını kapadığı bu drama karşı seferberlik halindeyiz sahada. Yeni kamp alanları oluşturuyoruz İdlib'in içerisindeki güvenli bölgelerde. Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay işbirliği halinde 8 hastanemiz, 39 tıp merkezimiz, 2500'e yakın sağlık çalışanımız da dev bir ordu olarak burada sağlık hizmetleri sunuluyor. İçme suyuları için kuyular, depolar oluşturduk. Bunlarla su temin ediyoruz. Tuvaletler, banyolar bu insanlara veriliyor. Okullar açıyoruz. Peki Türkiye İdlib konusunda neden bu kadar hassas? Kim bu insanlar? Hemen komşumuz olan Türkiye'de Çanakkale'ye gittiğinizde, şehitliklere gittiğinizde mezar taşlarında on binlerce gördüğünüz işte İdlib'li, Halep'li, Hamalı insanlar. Yani bize bu toprakları vatan kılmış olan o dönemdeki dedelerimizin torunları bu insanlar. Evet, manşetlerimizi aktardık bu saat dilimine kadar. Artık canlı yayın zamanı. Canlı yayında konularımız ve konuklarımız var. Önce Ankara'yı alalım hazırsa arkadaşlar. Sevgili haber müdürümüz Ahmet Sözcan karşımızda olacak. Günaydın Ahmet. Günaydınlar. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Bugün Melih Okur yok. Biraz rahatsızlanmış. Kendini biraz fazla da yıpratıyor. Tabii grip mevsimi, dikkat etmek lazım. Buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum kendisine. Seninle yapacağız bugünkü gündemimizi.
Ben de buradan geçmiş olsun dileklerimi ileteyim kendisine. Bir an önce şifa bulup aramıza katılmasını bekliyoruz. Tabii, evet, çok memnunuz, bu üçlü sohbetimiz gerçekten benim de hoşuma gidiyor. Bu süreci anlatıyoruz. Peki Davos hazır mı arkadaşlar? Tamam, şimdi Davos'u da arkadaşlar hazırlıyor. Davos'ta önemli bir toplantı var. Türkiye'nin Davos'ta mücadelesi diyeyim artık. Bu son yıllarda bakıldığı zaman bir one minute olayı yaşandı. Artık geçti galiba. Davos'ta münasebetlerimiz var ve kim gidiyor? Dışişleri Bakanı mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak. Aynı zamanda da Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Türkiye'yi temsil edecek. Bilindiği üzere Davos oldukça önemli bir toplantı. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin liderleri, ekonominin patronları İsviçre'nin Davos kentinde bir araya geliyorlar. O kasabada bir araya geliyorlar daha doğrusu. Ve orada dünyadaki ekonomik gelişmeler ayrıntılı bir biçimde masaya yatırılıyor. Bu kapsamda hem ekonomi hem siyaset, çevre, iklim, bütün bunlar kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Sen de hatırlattın. 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakan sıfatıyla katıldığı Davos toplantısında İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'le bir polemik yaşamıştı. Shimon Peres'in Gazze'deki saldırıları meşrulaştıran açıklamalarına başbakan sıfatıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermişti ve one minute çıkışında bulunmuştu. Siz insan öldürmeyi, adam öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukların üstüne bomba yağdırmayı çok iyi bilirsiniz demiştim. Ve moderatörün kendi sesini kesmek istemesi üzerine, o konuşmadan rahatsız olması üzerine de one minute çıkışında bulunmuştu ve toplantıyı terk etmişti. Daha da Davos'a gelmem demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıdan sonra, one minute çıkışından sonra Davos'a hiç gitmedi. Türk siyasetinin de önemli cümlelerinden biri haline dönüştü ondan sonra aslında bu one minute. Evet, tüm dünyada da artık one minute çıkışı olarak biliniyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını orada net bir biçimde ortaya koydu. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını dünya kamuoyunun önüne getirdi. Ve moderatöre de orada bir ders verdi. One minute çıkışıyla Türkiye'nin tezlerini, İsrail'in uyguladığı zulmü tüm dünyaya aktarma imkanı buldu. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmıyor, ancak Türkiye yine üst düzey temsil ediliyor toplantılarda, az önce de saydık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsal Pekcan ve aynı zamanda da Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal toplantıya katılıyor. Toplantıda önemli konu başlıkları var. Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları temasıyla başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump katılıyor. Uluslararası kuruluşların başkanları, genel sekreterleri katılıyor. Çok sayıda devlet başkanı ve başbakan katılıyor. Aynı zamanda da iklim aktivisti Trump orada olacak. Azil soruşturmasının görüşüldüğü, tartışıldığı bir ortamda Trump orada olacak ve bir konuşma da yapacak. Aynı zamanda iklim aktivisti Greta Thunberg de Davos'a katılacak ve o da bir konuşma yapacak. Peki EYT Cumhurbaşkanı'nın olmaması kendi talebi mi? Yani kendisi mi katılmadı? Şöyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten Davos'taki o one minute çıkışından sonra daha da gelmem demiştim. Üst düzey davetler yapılıyor, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan o tavrı gereği bu tür toplantılara katılmıyor. Onun yerine Türkiye'yi Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Murat Uysal ve Ruhsar Pekcan temsil edecek. Bu kapsamda da Mevlüt Çavuşoğlu Orta Doğu ve Afrika'da jeopolitik görünüm konulu bir konuşma yapacak ve aynı zamanda NATO'nun geleceği konulu bir değerlendirmede bulunacak. Berat Albayrak da küresel büyüme gündemini şekillendirmek başlıklı oturumda konuşacak ve hem dünya ekonomisine ilişkin olarak hem de Türkiye ekonomisine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunacak. Mehmet Koca'dan da detaylarını alacağız. İhlas Haber Ajansı temsilcisi Davos'ta şu anda. Onu da arkadaşlar ayarlıyormuş. Hatta almak üzereymişiz. Ama ben sana o hazırlanırken şu sıcak gelişmeyi sormak istiyorum. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Somali'ye gidiyor. Neden? Bilindiği üzere Somali'de terör örgütlerinin saldırıları devam ediyor. Özellikle Türk müteahhitlerini, Türk firmalarına hedef alan saldırılar son zamanlarda yoğunlaşmış durumda. Yine bir hain terör saldırısı gerçekleştirildi. Burada kafalarındaki soru işaretlerini aydınlatmak adına sorayım Ahmet. Neden bu terör örgütleri Türkiye'ye hedef alıp duruyor sürekli?
Şimdi bu terör örgütleri aslında bir maşa. Şimdi Türkiye'nin dünya üzerindeki etkinliği ortada. Bir yandan Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar, harekatlar ortada. Libya'da yaptığı askeri anlaşmalar, deniz sınırlarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma ortada. Somali'de Türk gücü bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin dünya üzerindeki bu aktivitelerinden, faaliyetlerinden rahatsız olan ülkeler var. Şimdi bir vekaletler savaşı yaşanıyor. Şimdi terör örgütleri de aslında bir maşa. Türkiye'nin bu faaliyetlerinden, dünyadaki etkinliğinden rahatsız olan ülkeler bu terör örgütlerini maşa olarak kullanıyor olabilirler. Ve Türkiye'nin orada Somali'de bulunmasından, diğer ülkelerde de bulunmasından rahatsız oluyor olabilirler. Ha, terör örgütleri kendi başına da bu eylemleri gerçekleştirmiş olabilir ancak şunu hepimiz biliyoruz. Bu terör örgütleri vekalet savaşlarında büyük ülkeler tarafından kullanılıyor başka ülkelere karşı. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirmek lazım bunu. Türkiye'yi diğer ülkelerdeki faaliyetlerinden, ekonomik, siyasi, askeri faaliyetlerinden alıkoyma amaçlı bir saldırı olduğunu değerlendirmek lazım. Yaralılar Somali'de, onu mu almaya gidiyor şimdi hava kuvvetleri? Evet. Gitti. Dün gece itibariyle gitti. Şu an itibariyle de bana gelen bilgi o yaralıların nakli gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçak. İçinde Sağlık Bakanlığı ekipleri var. Teçhizatlar var. Havalandı ya da havalanmak üzere şu sıralarda. Dolayısıyla bugün içerisinde 6'sı Türk, 3'ü orada bulunan vatandaşlardan oluşan 9 yaralı Türkiye'ye getirilecek ve tedavilerine burada devam edilecek. Adı vekalet savaşı galiba. Bu iş bu coğrafyalarda yine bunu çok konuşacağız. Melih Hanım yokken ben de şu cümleyi kurayım da kurulmamış olmasın. Kayan kumlar coğrafyası diye. Ama yaralılara evet, tabii ki acil şifalar diliyoruz. İnşallah memlekete dönerler ve kısa sürede şifa bulurlar diyelim. Müsaadenle Mehmet Koca'yı da yayınımıza davet edelim. Sen de ol, beraber konuşalım. Ona da sorularım varsa sen de sorarsın. Mehmet Koca'ya önce bir günaydın diyelim. Günaydın Davosan. Çok teşekkür ederiz. Ben şu anda evet gördüm yine karlı bir manzara Davos'ta liderler toplandı. Türkiye yeti geldi mi? Toplantılar ne zaman başlıyor? Ne tür detaylar aktarabilirsin Mehmet bize oradan? Türkiye'den Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'yla ve Sayın Ruhsar Hanım geldiler. Dün akşam geldiler. Dünya Ekonomik Forum toplantıları bu sabah itibariyle yani şu saat itibariyle resmen başlamış durumda. Tabii bu yıl 50. yılı düzenlemesi hasebiyle bir yarım yıl, yarım asırlı bir geçmişi efendim bu yıl kutlanacak. Katılımcı sayısı oldukça fazla. Emniyet tedbirleri bir hayli yüksek. Konular dışarıda 15 derece soğuk var ama dünyayı iyi ilgilendiren ekonomik, siyasi efendim gelişmeler bir hayli sıcak. İşte bir taraftan insanlar kongre merkezinde işte yaklaşık 600'e yakın oturum var. Forum boyunca devam edecek. Yaklaşık bunların 250 tanesi canlı olarak yayınlanacak. 700-800'e yakın da şey var, konuşmacı var. Zaten bunlar efendim konuşmalarını ve dünya ile ilgili, gelecekle ilgili efendim prestijlerin projelerini ortaya koyacaklar. Diğer yandan ise ülkeler burada kendilerini tanıtma, yatırım imkanlarını anlatma fırsatları buluyorlar. Davos'un her tarafında her ülkenin mutlaka bir efendim evi var ve bu evde kendi ülkelerini pazarlamaya başladılar. Bugün açılışı ABD Devlet Başkanı Donald Trump yapacak. Dolayısıyla çok sıkı güvenlikler var. Zaman zaman cep telefonlarımız da kesiliyor. Bu güvenlik konusuyla ilgili dolayı bir başlık gördüm. Zenginleri korumakta pahalı diye. 9,5 milyon dolar harcanmış sadece Davos'taki güvenliği sağlayabilmek için. Doğru mu acaba? Şimdi şöyle, federal, İsviçre Federal Devleti'nin ayırdığı bütçe bu kadar. Yaklaşık 5 bin asker ve polis görev yapıyor. Bunlar İsviçre Konfederasyonu'nun ayırdığı bir efendim güvenlik bütçesi. Diğer taraftan her ülkenin de kendi burada bir efendim güvenlik şeyi oluşturuyor, şeritleri oluşturuyor. Özellikle Amerika bu konuda hatta Almanya'dan uçakların yakıtlarını getirdiler. Zürih havalarına koydular. Zaten Trump gelmeden önce bir hafta önce kargo uçakları geldi, tırlar geldi. Evet tabii şu anda güvenlik tedbirleri yüzünden, evet dinliyoruz. Güvenlik tedbirleriyle alakalı galiba bu cep telefonlarının çekmediğinden de bahsediyordu Mehmet Koca. Tamam dinleyelim gelmiş. Evet yani şöylece yani burada jimerleri kullandıkları için cep evet, telefonları anlıyorum, etkisiz hale geliyor. Dolayısıyla Davos'un hava sahası uçuşlara kapatıldı. Herhangi bir sivil uçak havada uçamıyor.
Dolayısıyla hem havadan hem karadan ciddi manada bir koruma Peki, var. Peki gündemine bakacak olursak galiba bu kez çevreyi önemseyecekler. Bir de konuğu var bu konuyla ilgili Davos'un. Kimdir? Neler konuşulacak? Şimdi şöyle, çevre önemli başlıklardan bir tanesi. Ekoloji var, ekonomi var, siyaset var, açlık var, terör var, mülteciler var. Dünyanın içinde bulunduğu birçok farklı konu var. Tabii bir taraftan klima, yani ısınmayla alakalı efendim konuşmalar yapılırken diğer taraftan da çok farklı bir gelişme var. Efendim Davos'a gelen yaklaşık 1500 efendim katılımcı kendi özel jetiyle geldi. Yani bir taraftan işte hava kirliliğinden bahsediyoruz. Diğer taraftan güzel. Da herkes özel uçaklarıyla beraber geliyorlar. Biz Davos'a çıkarken aracımızın emisyon değerlerine bakıyorlar. Yani 145'in emisyon değeri olarak 145'i geçemezsiniz. Davos'ta park yeri düşünmemeniz için arabayı çalıştırırken efendim arabanızı kapatın, arabanızın bagaj şeyine vuruyorlar, üzerine vuruyorlar. O zirvede bir havalimanı mı var Mehmet? Oraya mı direkt iniyorlar? Evet, maalesef şu anda çevre önemli konulardan bir tanesi. Şunu Davos'ta da görebiliyoruz. Yani biz yaklaşık çeyrek asırdır İhlas Medya Grubu olarak Davos'taki toplantıları takip ediyoruz. Buralarda efendim -25-26 dereceleri gördük. 2-3 metrelik karlı zamanları yaşadık. Bu sene kar kalınlığı yaklaşık 30-40 santimetre. Yani iklim değişikliğini, çevrenin ısınmasını burada da görebiliyoruz. Görüntü olarak zaten Davos'a bakan bu durumu görecektir diyorsun anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yani geçmişte biz Davos'a tırmanmadan önce karla başlıyorduk tırmanmaya. Ama maalesef bu sene karı ancak Davos'ta görebildik. Burası Avrupa'nın en yüksek yerleşim yeri aynı zamanda Davos. Yaklaşık 1560 metre yüksekliğinde bir yerleşim yeri. Dolayısıyla burası aynı zamanda da çok güneş alan bir yer. Yani buranın diğer adı da Güneş'in Şehri diye geçiyor. Hem güneş var hem kar vardı evet. Eskiden. Artık o kar da yavaş yavaş kendini yapmaya başladı, gizlemeye evet. Başladı. Küresel ısınma, işte bu karbon gazları, Trump'ın bu konudaki tavrı aslında tüm dünyanın nereye gittiğini herkes görüyor ama ekonomiden vazgeçemiyorlar. İkisinin bir araya gelip nasıl konuşulacağını gerçekten merak ediyorum. Bir de galiba toplantıya damgasını vuracak tartışmalardan bir tanesi de bu İngiltere merkezli bir uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın bir araştırması var. Ben de notlarım arasına aldım. Bu zenginlerle fakirler arasındaki ya da işte bu gelirim uçurum oluşuyor gelir arasındaki gelir adaletsizliğinden bahsediyoruz. Şöyle bir rakam, ben o programı açarken 46 milyar kişi dedim ama o öyle değil tabii ki, 4,6 milyar kişi. 2153 milyarder var dünyada ve 2153 milyarder dünya nüfusunun %60'ını oluşturan 4,6 milyar kişiden daha zengin. 2004,6 milyar. Davos bununla ilgili neyi tartışacak? Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın Davos'a bugün 3000'in üzerinde insan katılıyor. Bunlardan 1500 tanesi dünyanın en önemli şirketlerinin CEO'ları. Yani sizin yani bahsettiğiniz bu zenginler rakam, biraz. Tabii sizin bahsettiğiniz o rakamı böldüğümüz zaman 1500 kişiye, yani 1500 uluslararası şirkete denk geliyor. Evet. Dolayısıyla yani burada çok zenginler, hepsi burada ve bu insanlar maalesef buraya kaya kaymaya gelmiyorlar. Her biri yine biraz daha kazanmak için, yeni bir partnerler bulabilmek, yeni yatırımlar yapabilmek için, yeni müşteriler bulabilmek için buradalar. Yani zengin hiçbir zaman zenginliğiyle yetinmiyor. Diğer tarafta, yani fakirlik oldukça efendim sıkıntılı bir döneme, daha da sıkıntılı bir döneme giriyor. Aradaki makasın açısı her gün geçtikçe artıyor. Yani bunun için yapabilecek olan çok farklı görüşler atılıyor ortaya. Efendim adil paylaşım diye bir şeyden bahsediyorlar. İşte globalleşmeden bahsettiler. Globalleşme de adil bölüşme bölümü vardı. Madem bu adil bölüşme hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yine bu sene aynı tartışmalar burada devam edecek ama fakirin fakirliğine hiçbir faydası olmayacak gibi gözüküyor. Evet, sonuçta Davos'ta toplanıp dağılıp kendi müşterilerini artırma çabası olarak ifade ediyorsun. Evet, aslında bakıldığı zaman göstermelik bazı yardım toplantılarında toplanan paraların dışında Trump zaten küresel ısınma böyle bir tehlike yoktur diyen isim orada baş konuk olarak ağırlanacak büyük bir ihtimalle. Bakalım neler anlatacak ama şunu iyi bilmek lazım. Şimdi sokakların dilini konuşurken coğrafyalara bakıldığı zaman Avrupa Birliği'nin içinde de aynı hareketlilikler ki sizden orada daha yakın tanısın buna. Fransa'ya bakıldığı zaman, diğer örneklere bakıldığı zaman Orta Doğu herkese aynı şeylerle kıvranıyor. Beyrut'taki durum ortada. Irak, İran bir benzin zammıyla karışıyor. Yani sokaklardaki durumu
yönetimlerin ve aslında bakıldığı zaman bu milyarderlerin de masaya yatırması gerekir ki eninde sonunda sistem, ben bir başlık gördüm galiba Dünya Gazetesi'ndeydi, yeni bir kapitalizm arayışı ifadesi. Aslında kapitalizm, burada üç başlık var. İşte uluslararası dolaşıma açık olabilecek ekonomik unsurlar neler? Mal dolaşımı, para dolaşımı ve işçi dolaşımı. Mal dolaşımı açık. Para dolaşımı da açık. Ülkeleri dolaşabiliyor rahatlıkla. Sınırda takılmıyor ama işçiler takılıyor. Şimdi Meksika'ya girmeye çalışan Guatemalılardan bahsediyoruz. Ve İran'da benzin zammından, protestosundan sokakları karıştıran... Yani dünya aslında fokur fokur kaynarken... Burada yeni kapitalizm arayışından kasıt, yani zenginler bu zenginliğini bölüşmeye gidebilir mi sence önümüzdeki süreç içerisinde? Esasında bu globalleşme dediklerinin bir farklı bir boyutu ortaya çıktı. Globalleşmede adil bir bölüşme durumu söz konusuydu. Eskiden üretim batıdaydı. Batıdan üretilip batıdan dünyaya yayılıyordu. Daha sonra daha ucuz üretim için üretim doğuya kaydı. Doğuya kayınca daha fazla kar etti efendim Batılılar. Ama şu anda üretimi kontrolü kaybetmenin endişesini yaşıyorlar. Yani Çin'de üretilen bir ürüne Amerika'dan hükmedemiyorsunuz artık. Dolayısıyla beraber efendim hem Çin'de üreteceksiniz hem hükmedeceksiniz endişesini ciddi ciddi kapitalistler yaşamaya başladılar. Dolayısıyla yeni bir sistem arayışı içerisindeler. Bu yeni sistem arayışı henüz oturmuş bir zemini yok. Burada işte bir taraftan savaşlar devam ediyor. Bir de şunu hatırlatmak lazım. 2019 yılı dünyanın son 10 yılının en karamsar yılı yaşandı. Yani bir tweet atılarak dünya ekonomik... Evet tamam, kesildi galiba. Yeterli zaten. Mehmet Koca'yı da daha fazla yayında mı şu anda? Cümlesini tamamlasın o zaman. Pardon. Yani birçok yatırımcı şu anda Davos'ta Trump'ın yapacağı açıklama, alınacak olan kararları bekliyor. Türkiye'de Davos'ta çok güzel bir Türk evi oluşturdu. Burada Türkiye'nin yatırım imkanları efendim sergilenecek. Ülkemizdeki avantajlarımız ve diğer özelliklerimiz anlatılacak. Dört tane bakanımız katılıyor. Dışişleri Bakanımız NATO'nun geleceğiyle ilgili bir toplantıdan, Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in geleceğiyle ilgili toplantılarda konuşmacı olarak katılacak. Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak da ekonomiyle alakalı konuşmalar, oturumlara katılacak. Tabii burada önemli olan oturumlardaki konuşmalardan ziyade burada yapılan ikili görüşmeler. Yani burada 50 ülkenin devlet başkanı ve hükümet başkanları, bakanları bulunuyor. Evet. Dolayısıyla burada yani kongre merkezinin dışında ikili görüşmeler ülkeler için çok daha büyük önem arz ediyor. Peki orada kar yok ama Mehmet gitmeden... Lütfen Ahmetciğim buyurun. Mehmet gitmeden hemen bir iki şey de soralım. Bu ABD-İran gerilimi Davos'a da yansıyacak galiba. İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif'in Davos daveti iptal edildi. Katılamıyor galiba. İran temsil edilemeyecek değil mi? İran katılacaktı. Sonradan iptal edildi. Malumunuz Trump'ın öldürülmesi için 80 milyon dolarlık ödül koymuşlardı. Bundan dolayı bir gerilim vardı. Hatta İsviçre medyası... Yani 80 milyon acaba kim alacak diye başlıklar bile attılar burada. İşi tamamen magazine dönüştürdüler. İran burada temsil edilmiyor ama İran burada mutlaka konuşulacak. Çünkü dünyanın önemli konularından bir tanesi. Orta Doğu konuşulunca İran'da mutlaka görüşülecek. İsviçreli de bu işe kalkışmaz umarım. Herhalde güvenliği sağlanıyordur. Parayla arası en iyi olan milletlerden bir tanesi sonuçta. Peki Mehmet Koca'ya çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi orası çok soğuk. Kar yok ama eminim yine zaten nefes alırken bile o buharı görüyorum ben buradan. Daha fazla üşütmeyelim. Biz Ankara ile sevgili Ahmet Sözcan'la devam edelim. İlginç bir başlık açtın aslında Ahmet. İran nasıl gelmedi? Bu süreçe dair var mı bir bilgimiz? Aslında daha önce davet gitmişti bildiğim kadarıyla, ancak ABD-İran arasında yaşanan gerilim, işte Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ardından ABD üstlerine yapılan saldırılar, karşılıklı sert açıklamaların ardından bu davetin iptal edildiği yönünde bir bilgi ulaştı. Zaten Cevaz Zarif de İsviçre programını iptal ettiğini duyurdu. Oldukça dikkat çekici bir gelişme. Öte yandan... Evet, gerçekten öyle. Tabii ki gözler bugün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin üzerinde de olacak. Dünyanın şu anda en genç başbakanı. Dolayısıyla 34 yaşında onun vereceği mesajlar, belki magazin boyutu da olacak. Liderler işte ne tabii giydi, hangi mesajları verdi, Davos'ta neler yenildi, menüde neler vardı. Ben bunlar da tabii ki manşeti söylüyorum. Trump'tan gelecek bir inciyle manşeti biz atarız burada kesin.
Evet, mutlaka Trump'ın değerlendirmeleri yine zirveye damga vuracaktır. O renkli kendine özgü kişiliğiyle yaptığı açıklamalarla, belki atacağı tweetlerle o Davos'a ilişkin renkli görüntüler, renkli mesajlar ortaya çıkacaktır. Tabii ki iklim aktivisti Greta'nın katılacak olması da oldukça önemli. Greta Thunberg de katılacak, o da bir konuşma yapacak. Onun da işte verdiği mesajlar, davranışları, mimikleri yapay mı yoksa gerçekten samimi mi tartışmaları da gündemdeydi bilindiği üzere. Hatta Donald Trump'ın da ona yönelik bazı eleştirileri oldu. En son Almanya'da bir tren yolculuğunda fotoğraf karesi paylaştı Greta Thunberg. Yerde oturuyordu ancak demiryolu işletmesi dedi ki birinci sınıfta yolculuk ediyordun, birçok yer vardı. O kaliteyi yaşamanı umarız dedi. Yani bir anlamda da biraz da algı operasyonu var. Kamuoyuna yönelik olarak farklı görüntüler mi lanse ediliyor? Hani bir samimiyet tartışması da var. Dolayısıyla bugün verilecek mesajlarda belki bu da ön plana çıkacaktır. Somali'den bahsediyorduk en son Davos'a gitmeden önce. Onlar dönüyor galiba Ankara'da ya da dönmek üzere. Ankara gündemine baktığım zaman bir de bu Enver Altaylı dikkat çekici. Zaten bütün gazetelerin de manşetinde yerini bulmuş. Özellikle iki isime değil mi? Kaşif Kuzinoğlu ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili yazışmaları zat-ı alinize diyerek aslında onların dedikodusunu yapıyor Pensilvanya'ya. Evet. Enver Altaylı eski MİT görevlisi. FETÖ'nün MİT'e sızmak için kullandığı elemanlardan bir tanesi olduğu ortaya çıktı. Buna ilişkin de dün iddianame kabul edilmişti ve buna ilişkin olarak da değerlendirmeler, iddianamede çarpıcı ifadeler bulunuyor. Bunlardan ilki FETÖ'nün nasıl kumpaslar kurduğu, bunun için askeriyeyi, polisi, istihbarat teşkilatını nasıl kullandığının gözler önüne serilmesi açısından da oldukça dikkat çekici. Kaşif Kozinoğlu bilindiği üzere cezaevinde hayatını kaybetmişti. Şimdi ortaya çıkıyor ki FETÖ'nün Kaşif Kozinoğlu'nu ortadan kaldırmak için planlar yaptığı belirleniyor. Bu da iddianameye yansıyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da yine FETÖ tarafından bir hedef olarak ortaya konulduğu ortaya çıkıyor. Yine o konuşmalarda şöyle bir ifade kullanılıyor. Devam et lütfen. Evet. 7 generali kendilerinden olduğunu ifade ettikleri 7 generali İlker Başbuğ'un izlemeye aldığı söyleniyor. Dolayısıyla FETÖ'nün o TSK yapılanması içerisinde İlker Başbuğ'un da kendileri açısından bir tehlike olduğu ortaya çıkıyor. Neden yine içeriği alındığına dair de tabii Sözcü Gazetesi'nin manşeti de dikkat çekici bu konuda. İlker Başbuğ neden tutuklandı? İşte sebebi diye bu mektuptan bahsediyor ama şu ifade pespayeliğe bakar mısın? Yani şöyle bir değerlendirme yapıyor. Muhterem efendim, kendinizi zat-ı alilerine, ya bu nedir? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tutup da Pensilvanya'daki bir CIA ajanına yazdığı bu mektup çok dikkat çekici. İşte bütün bunlar, yani general de olsa, MİT'te üst düzey görevi de gelse, emniyet amiri de olsa, hakim de olsa, savcı da olsa, bunların hepsi o FETÖ elebaşı Gülen tarafından bu makamlara, mevkilere getirildi. Şimdi bir anlamda da bakıldığı zaman aslında diyet ödüyorlar. Şimdi bunların liyakatları yoktu ki. Bunlar üniversite giriş sınavlarını çaldılar, hakimlik savcılık sınavlarının sorularını çaldılar, polisliğe giriş sorularını çaldılar. Dolayısıyla o çaldıkları soruları kendi örgüt elemanlarına verdiler. Ve o örgüt elemanları da bulundukları konumlara, makamlara, mevkilere bu sayede geldiler. Ve onun minnetini yaşıyorlar. Yani dediğin gibi, yani rezil ifadeler. Yani o kadar bu FETÖ elebaşını yücelten ifadeler. Yani söylemek de istemiyorum da yani o kadar yüce konuma kendi kafalarında koymuşlar ki. Tabii, yani onlar için o makamda da, sen doğru şeyi söylüyorsun. Evet. Adamların kafasında aynen öyle. Sen söyleme yine de ben anladım senin dediğini. Onlar için gerçekten o konumdalar. Yani adamlar yani gerçekten çok atılmış sapkın peçeteyi bir zihniyet. Alıyorlar yani. Rezillik. Yani çok sapkın bir zihniyet. Yani kendi kafalarında onu o kadar yüce bir konuma oturtmuşlar ki. Evet. Dolayısıyla yani şu an itibariyle bile bakıyorum. Ya pişman olan FETÖ'cü yok. Doğru söylüyorsun. Yani hala işte rüyalar, işte mesajlar, elden ele dolaşan mesajlar. Yani hala işte biz hapisten çıkacağız, biz işte yönetime geleceğiz, o zaman siz hesap vereceksiniz. Hatta sosyal medyada şunlar da dolaşıyor, belki sen de görmüşsündür. Ankara'da metroda, metrolarda, işte duraklarda böyle kendi durumlarını anlatan, propaganda yapan FETÖ'cüler de türedi.
Yani gerçekten anlamak mümkün değil. Yani 251 insanımız şehit oldu. Yüzlerce kişi yaralandı. Bu FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği maddi manevi zarar ortada. Yargının geldiği nokta ortada. Yüz binlerce kuvvetlerinin... insan mağdur oldu. Hayatını kaybedenler oldu. Tabii. Gerçekten yani ordunun içerisinde yaşananlar, deniz kuvvetlerindeki süreç. Yani tartış bitmez ama adamların inadı inat. Bakalım nasıl kırılacak? Adalet. Adaletten başka bir çözüm yöntemi ben bilmiyorum. Yine mahkemelerimizi evet, tutuyoruz. Adalet de zaten şu an itibariyle incelemelerini yapıyor. Soracağım, Melih Hanım da yok ama Ali Babacan diyeceğim. Var mı bir gelişme? Ali Babacan'ın parti kurma çalışmaları devam ediyor. Erteleme olduğunu söylemiştik. Bu ertelemenin sebebi de genel merkez binasıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığı ifade ediliyor. Önce tadilat yapılacağı söylendi. Ardından da belki genel merkez binasının başka bir yerde belirlenmesi söz konusu. Ancak sadece genel merkezle ilgili olarak da söyleyemeyiz. Bir yandan da hazırlıklar konusunda da bazı sorunlar olabileceği ifade ediliyor. Tüzük konusunda, isim konusunda, isimler konusunda arayışların devam ettiği de belirtiliyor. Dolayısıyla şu an itibariyle Ali Babacan'ın partisinin açıklanması, kamuoyuna duyurulması, tabelanın asılması gecikmiş durumda. Çünkü Ali Babacan yeni yıla girmeden biz partiyi kuracağız, açıklayacağız değerlendirmesinde bulunmuştu. Ancak öyle görünüyor ki yani neredeyse... Yansımayan bir sıkıntı. Şöyle belki bazı isimlerle görüşmelerin, pazarlıkların ya da pazarlık demeyelim de temasların devam ettiği, o isimlerin partiye katılma sürecinin belki devam ettiği söylenebilir. Genel merkez konusunda bir sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. Belki isim, program, evet. Dolayısıyla A takımının belirlenmesi konusunda da farklı görüşler ortaya çıkmış olabilir. Peki, onları da takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Var mı Ankara'dan aktaracağımız gündemler? Bir yayın konumuz daha var. Bekliyor. Onu alacağım. Evet. Ankara'da işte gündem Libya tartışması takip edilecek. Meclis şu an itibariyle tatilde, sömestr tatilinde. Dolayısıyla bugün gruplar olmayacak. Ancak Libya'daki gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Berlin dönüşü uçakta yaptığı açıklamaların yansımaları, bunlar takip edilecek. Meclis tabii ki Davos'tan verilen mesaj. Ben yanlış mı anladım? Evet, şimdi meclis sömestr tatil dedim. Vekillerin çocukları aldı diyelim. Dolayısıyla hani onlar da aileleriyle biraz vakit geçirebilme amaçlı olarak meclisin de şu an itibariyle tatilde olduğunu söylemekte fayda var. Sanki dolayısıyla biraz bugün fazla tatil yaptılar bu sene Ahmet. Bilmiyorum ama Bütçeden sonra da biliyorsun bir tatil, bir ara vermişlerdi, bir evet. Tatil yapmışlardı. Şimdi bu sömestri de belki bir fırsat olarak değerlendirip yine tabii kısa ki, bir mola verdiler. Tabii ki çocuklarıyla bir vakit geçirmek onların da hakkı. Evet, dolayısıyla bugün parti grupları olmayacak. Seyircilerimize bunu duyurmak istedim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ahmet. Sana ve tüm ekip arkadaşlarıma buradan sevgilerimi iletiyorum. Dediğim gibi umuyorum yarın yine Melih Hanım'la birlikte üçümüz ülke gündemini değerlendiriyor oluruz. Kolay gelsin. Evet, şimdi ekonomi gündemimizde bir akışımızı yaptık. Yine bunlara bakacağız ama Melih Hanım'ın da ortaklaşa dün oturduk, bir sabah toplantı yapıyoruz programdan sonra. Yarın ne yapalım Gökhan diyor. Ve sonuçta dedik ki bu çok tartışılan SGK konusu var. SGK'nın 10 yıldır hiç hak etmediği halde 700 bin kişiye maaş ödediği iddiası. 25,5 milyar dolar, 145 milyar liraya tekabül ediyor efendim. Dile kolay. Hani bu kadar açık var derken acaba bu 700 bin kişiye verilen bu rakam bu açığın nedenlerinden biri olabilir mi diye bir soru işareti aklımızda oluştu. Dedik ki Melih Hanım'ın da tavsiyesiyle Sayın Özgür Erdursun'a soralım dedik. Kendisi de bizi kırmadı sağ olsun, programımıza katılıyor. Günaydın Özgür Bey. Günaydın Gökhan Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında dediğim gibi Melih Hanım'la birlikte olacaktık, size sorularımız olacaktı ama o bir rahatsızlık geçirdi. Hafif bir soğuk algınlığı var galiba. O yüzden ben soracağım. Sorularımı hazırladım. Zaten aslında bayağıdır tartışılıyor. Peki şu günlerdeki gazetelerin gündemine gelmese de aslında çok önemli bir konu değil mi? Ciddi bir isyan duyuyorum sosyal medyadan özellikle. Evet, çok önemli bir konu tabii. 700 bin kişinin emekli ama bu habere baktığımızda böyle bir rakamın aslında mümkün olmadığını biliyoruz. Biraz daha detaylı bilgi aktarmak lazım. Çünkü lütfen. Kamuoyu 700 bin kişinin sahte yollarla emekli olduğunu şu anda düşünüyor ama durum biraz daha farklı. Şöyle anlatalım.
Şimdi yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye'den emekli olmak isteyenlerin 1 Ekim 2008 yılında yasal olarak yapılan değişiklikle beraber Türkiye'den SSK, Bağkur, emekli sandığı en son hangi statüde çalışmaları varsa o statüden emekli olmaları gerekiyordu. SSK'nın emekliliği de avantajlı olduğu için Bağkur ve emekli sandığına göre, emekli sandığını ayıralım, Bağkur'a göre daha avantajlı olduğu için Türkiye'den en son çalışmış olmak gerekiyor ki SSK'dan emekli olabilsin. Ve bunun için de yurt dışında kötü niyetli kişiler Türkiye'den paravan şirketler kurmuşlar. Gurbetçileri Türkiye'de çalışmadığı halde bu şirketlerde sigortalı olarak göstermişler ve bu kişiler Bağkur yerine SSK'dan emeklilik hakkı elde etmiş olmuş ve yurt dışı borçlanması yaparak parasını ödeyerek gurbetçiler emekli olduktan sonra şimdi 1 Ekim 2008 yılında çıkan yasaya göre bir kişi bir iş yerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa bu sahte sigortalılıktır ve bunu istinaden de... Bir çeşit sahtekarlıktır aslında, değil evet, mi? Net bir ifadeyle. Aynen. Geçmişe dönük de şu anda sigortalılıkların iptali söz konusu. Bir kişi bile olsa önemlidir. Bu kişi için işlem yapılmalıdır. Ama 700 bin kişi rakamı çok bence abartılı bir rakam oldu. Öyle 700 mi? Bin kişinin bu yolla emekli olması mümkün değil. Zaten yurt dışı borçlanması yapan kişi sayısına bakmak da lazım. Yani 700 bin kişi zaten yurt dışı borçlanması yapmamıştır. Yani nasıl 700 bin kişi emekli olacak? Peki, bu rakamlar biraz abartılı. Acaba haberin detayında? Şimdi bir gazetenin haberiydi. Ben de haberi okuduğumda ben de şaşırdım. Bu kadar olması mümkün değil. Bu toplam yurt dışı borçlanması yapan kişi sayısı olabilir ama herkesi de aynı kefeye koymamak lazım. Sayı dediğim gibi önemli değil. Ama abartılması biraz önemli. Çünkü insanlarda daha da fazla yani şüphe uyandırdı. Evet, yani 145 milyar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Dediğim gibi yani sayının... Yani bu bir asparagas mı aslında o zaman? Sayının muhakkak vardır ama yani 700 bin kişi mümkün değildir. Ama şöyle de bir anlam çıkmasın. Yani 700 bin değildir, daha azdır, o yüzden de önemsizdir anlamında bunu söylemiyorum. Yani bir kişi, üç kişi, beş kişi bile yapsa önemlidir. Ama 700 bin sayısının olması mümkün değil. Şimdi Türkiye'de 450 bin kişinin Gökhan Bey emekliliği iptal oldu. Türkiye'de de şu anda çok büyük bir tehlike var aslında emeklilik sisteminde. Ülkemizde de vatandaşlar bir iş yerinde çalışmadan kendilerini şu anda sigortalı göstermeye devam ediyorlar. Ben çıktığım her programda uyarıyorum. Diyorum ki aman dikkat edin. Bir iş yerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsanız prim günlerinizi tamamlamak için sakın kendinizi bir yerden sigortalı göstermeyin. Bir yerden sigortalı göstermek tehlikelidir. 450 bin kişi böyle mi emekli olmuş efendim? İptal mi oldu şimdi onların? Türkiye'de 450 bin kişinin bu ve buna benzer durumlarla emekli iptal oldü. Ve yeni bir haber dönemler... mi bu peki? Yeni mi oldu bu iş? Hayır, bu herkes gazetelerde çok sürekli da yer aldı, basında onların yer aldı. Şu anda emeklilikler iptal olmaya da devam ediyor. Evet. Emeklilikte Gökhan Bey şöyle bir durum var. Son değişikliklerle biliyorsunuz emeklilik sistemi Turgut Özal arkasından Süleyman Demirel 1992 yılında 1999 koalisyon hükümeti 2008 yılında şu anki AK Parti hükümeti emeklilik sisteminde sürekli değişiklikler var. Bu sürekli değişikliklerle vatandaşlar da bazı haklarını maalesef kaybediyorlar. Evet. Onlardan bir tanesi şuydu. 1 Ekim 2008 yılında isteğe bağlı SSK vardı. Yani çalışmayanlar İsterlerse ceplerinden isteğe bağlı SSK primlerini ödeyebiliyorlardı. 1 Ekim 2008 yılında isteğe bağlı SSK kaldırıldı. Bunun yerine sadece isteğe bağlı prim ödeyenler için Bağkur var. Şimdi emeklilikte de bizim emeklilik sistemimizde de son ödenen 2520 gün hangi statüden emekli olacağınızı belirliyor. SSK mı, Bağkur mu, emekli sandığı mı? Vatandaşlar SSK emekliliği hem prim gün sayısı, yaş, daha çabuk emekli olma ihtimali olduğu için Bağkur'a göre bu sefer de isteğe bağlı ödemek yerine, isteğe bağlı SSK da kaldırdı Bağkur olduğu için, SSK'dan emekli olabilmek için bir yerlerden kendilerini vatandaşlar sigortalı gösteriyorlar. Bu nedenle de ileride birçok kişinin de yine emekli, sahte emeklilik diye iptal olacak. Bir de kötü niyetli böyle bir kişiler risk de tabii. Var yani hala çok, devam ediyor bu sahtekarlık anladığım kadarıyla aslında. Gökhan Bey bu çok önemli bir konudur. Türkiye'de tabii vatandaşların SSK'dan emekli olabilmek için sigorta primi ödemek için bir firma aradığını da bilen kötü niyetli kişiler paravan şirketler kurup hem devleti dolandırıyorlar
hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandırıyorlar hem de vatandaşı dolandırıyor. Vatandaşa bir şekilde ulaşıyorlar. Yani bunlar bir şebeke ve Türkiye'nin her yerinde var. Kahvehaneye gidiyorlar. İşte oraya buraya her yere de gidip de peki ulaşabiliyorlar. Efendim, şu açıdan da bakılabilir mi? Ben mesela yani sosyal medyadan bize çok yazdıkları için biraz aslında doğru da konuşmak lazım. Ben de bir de EYT'liyim. Hani evet. EYT'lilerin de çok çıkışını okuyorum. Ben takip ediyorum o grupları, neler yazdıklarını falan. Siz de o konuda ciddi çabalar sarf ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet. Onların çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? E kardeşim ben primimi tam olarak ödemişim ama yıl yüzünden olamıyorum. E primi olmayanlar bu tip yollarla aslında devleti dolandırarak olmuşlar. Doğru bir tespit mi efendim? Yok, şimdi emeklilikte yaşa takılanların durum biraz daha farklı. Benim anlatmış olduğum son prim günlerini tamamlamak isteyenlerin, prim günü eksiği olanların sigortalı kendisini bir yerden sigortalı gösterenlere bir uyarıydı. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Gökhan Bey Türkiye'de tam anlamıyla tartışılmadı. Emeklilikte yaşa takılan mağdur kitle hakkını duyurmaya çalıştı. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Basın aslında son derece iyi niyetli bir şekilde yer verdi ama siyasiler tam olarak olayı algılayamadı ya da anlamak istemedi. Emeklilikte yaşa takılanlar sanki emekli olduğunda Türkiye'de emeklilik sistemi değişecekmiş gibi bir algı yaratıldı. Şimdi ben birçok yerden duyuyorum. Çok yetkili konumlarda olan siyasiler diyorlar ki biz Türkiye'de bir emeklilik sisteminin daha bir şekilde değişmesini istemiyoruz. Tekrar 40'lı 50'li yaşlara dönmek istemiyoruz. Sayın Bakan'ın da böyle değerlendirmeleri var değil mi efendim? Sanki EYT'ye bu hak verilirse sistemde bir değişikliğe gidilecekmiş algısına dair bazı açıklamalarını okuyorum. Kesinlikle bu yanlış. Çünkü neden biliyor musunuz Gökhan Bey? Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar 8-9-1999 öncesinde ilk defa sigortalı olan kişilerdir. Ülkemizde 8-9-1999'dan sonra 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar. EYT yasası çıksa bu 58-60'da bir değişiklik olmaz. 1 Mayıs 2008'den sonra da sigortalı olanların emeklilikleri 65 yaşındadır. Yani hep şunu duyarız ya televizyonlarda, Avrupa'da emeklilik yaşı 65, bizde de 65. Ne zamandan beri 65? 2008'den bu yana sigortalı olan herkesin emekliliği 65'e kadar uzadı. 20 yıllık süreye baktığımızda 58-60, son 10 yıllık sürede de 65'e kadar çıkmış. Peki biz emeklilikte yaşa takılanlar kimdir, neyin derdindeler? 8-9-1999 öncesinde sigortalı olmuş, emekli olacağı yaşı ilk defa sigortalı olduğunda bilirken, ona göre planlarını yaparken 8-9-99'da koalisyon hükümeti döneminde çıkan bir yasa emeklilikte kademeli emekliliği getirdi. Aslında kademeli emeklilik de getirmemişti. Kadınların direkt 58, erkeklerin 60 yapmıştı. Dönemin Fazilet Partisi bu işi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Anayasa Mahkemesi de kademeli olarak 58 ve 60'a kadar emeklilik yaşını çıkardı. Emeklilikte yaşa takılanlar bu yasayla mağdur oldular. Çünkü düşünün siz de aynı şekildesiniz, bizler de ilk işe başlarken hem iş yeriyle biz bir sözleşme yaparız hem de devletle sözleşme yaparız. Bugün de sigortalı olan genç bir arkadaşımız 65 yaşında emekli olacağını bilerek sigortalı oluyor. O kişiye de yarın öbür gün sen 80 yaşında emekli olacaksın demek de haksızlık olur. EYT'lilere yapılan buydu aslında. Evet. Evet, gerçekten özet anlamında çok güzel tespitleriniz oldu. Bu süreç içerisinde galiba bir de maaşların azalması iddiası değil mi efendim? EYT'lilerin en çok ayıflandığı, iddia ettikleri konu şu ki biz çalıştıkça maaşlarımız azalıyor. Evet, Gökhan Bey, sosyal güvenlik sisteminin inanın en önemli sorunu yarın öbürsü gün herkesin şikayet edeceği bir konudur. Şu anda etmeye de başladılar. Ülkemizde 2000 yılına kadar katsayı ve gösterge tutarına göre taban aylık uygulamalı bir emekli maaşı hesaplama sistemimiz vardı. Bu değiştirildi. Şu anda ülkenin büyümesinden, gelişmesinde de pay verilen bir sistem getirildi. Aylık bağlama oranları ona göre hesaplandı ama şu andaki ülkemizdeki sistem, ülkemizde brüt 4000 liranın aşağısında çalışanların maaşları her ay çalıştıkça, prim ödendikçe yaklaşık olarak 3-4 lira düşmekte. Yani ülkemizde, yılda 50 lira. Evet, yılda 50 lira düşüyor. Yani olur mu böyle bir şey diyebiliriz. Maalesef sistemimiz bu şekilde. Ülkemizde bugün 6,5 milyon, yaklaşık 6 milyon diyeyim asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücrete yakın rakamlarla da toplam çalışan sayısı 10 milyon. Ülkemizde bugün 14 milyon 500 bin çalışanın
10 milyonu asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlarla çalışıyor. Bu kişiler emekli olduğunda ne kadar maaş alacaklar? Ortalama 1000 lira. 1100 lira, 1200 lira. Şimdi ben diyorum ki 1000 lira, 1200 lira da bir emekli maaşı değildir. Küçük bir devlet katkısıdır. Ve vatandaşlar bu emeklilikle, bu maaşla sistemden çıkmıyorlar. Vatandaşlar sistemden çıkmazsa işsizlik rakamları açıklandığında her geçen gün işsizlik oranının arttığını görüyoruz. Hepsi birbirine bağlı. Düşük maaş, çalıştıkça maaşların düşmesi, düşük emekli maaşı karşılığında emeklilerin sistemden çıkamaması ve işsizlerin, gençlerin iş bulamaması. Sistemin hepsi birbirine bağlı. Emeklilikte yaşa takılanlar, diğer sorunu olanlardan tutun da işsizden emekliye, emeklilerin çalışanlarına kadar sistemin hepsi birbirine bağlı. Peki var bağlı. Mı yeni bir bilgi efendim? Cumhurbaşkanı kapıları kapatmış gibi görünüyor ama mecliste hala çalışıldığına dair zaman zaman bazı ifadeler kullanılıyor. Hükümet kanadından sızan bilgiler olduğu ifade ediliyor. Net bir şey var mı yoksa bunlar aslında biraz asparagas mı? Ya şöyle, aslında bu sorun çözülebilir. Hiçbir zaman siyasiler vatandaşla, vatandaşın isteklerine kapıyı tam olarak kapatamaz. Biz bunu daha çok birçok konuda daha doğrusu gördük. Evet. Vatandaşlar dertlerini, sıkıntılarını çözecek siyasilerin kapılarına gittiğinde bazen siyasiler diyebiliyorlar ki bu konu bizim için kapanmıştır ama arkasından 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra, 1 yıl sonra o konunun çözüldüğünü biz görebiliyoruz. Yani bugünkü AK Parti hükümetinde de bunu çok sık bir şekilde gördük. Her zaman böyle bir olasılık vardır. Çünkü evet, bu vatandaşın sorunudur. Derdi de bilgi var mı diye merak ettim sizin kulağınızda çalınan. Şu anda bir bilgi yok ama emeklilikte yaşa takılanlar sürekli çalışmalarına devam ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında dernekleştiler. Şimdi federasyon, arkasından konfederasyon kuracaklar ve çalışmalar devam ediyor. Sadece dedim ya, emeklilikte yaşa takılanlar emekli olmak için sadece beni emekli edin diyecek bir kitle değildir. Emeklilikte yaşa takılanlarla beraber Türkiye'de aslında birçok sorun, görmezden gelinen sorun masaya yatırılıp çözümlerin sunulması gerekiyor. Aksi halde biz sorunları görmezsek, çözüm üretemezsek yarın öbürsü gün bu sistem iyice tıkanacak. Daha sonra da telafisi mümkün olmayacak, sıkıntı sonuçlar doğurabilir. Çok teşekkür evet, ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız ve bu değerli ben katkıyı sunduğunuz için. Umuyorum bu sorunların çözüldüğü günlerde de yeniden mutlu mutlu konuşmak kısmet olur. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar hızlıca günün fotoğrafını rica edeceğim. Bu tabii ki Hayrettin Karaca'yı aktarmadan bu programı kapatırsam yanlış bir şey yapmış olurum. Hızlıca günün fotoğrafını alabilir miyim rica etsem? Hayrettin Karaca çok önemli bir ismi kaybetti. Tema. Gördüğünüz gibi beyefendi 90 küsur yaşında hayatını kaybetti ama son 30 yılını işte bu şekilde ağaçlara sarılarak geçirdi. Türkiye coğrafyasında, Anadolu coğrafyasında erozyonun önlenebilmesi, ormanların yeniden canlanabilmesi için erozyonun yaşandığı noktalarda çok önemli bir çaba sarf etti. Bütün çocukluğumuz aslında onun o sözleriyle geçti. Bir kendisini dinlemek istiyorum. Günün videosu. Koşun çocuklar, koşun. Ama ben de sizden beraber koşacağım. Hani var ya bir finish mi diyorlar, bir yabancı bir isim. Sonuç mu diyorlar, ne diyorlar. Oraya ben bir, efendim, bir 10 metre yakın duracağım. Hakem de diyor ötürecek, siz başlayacaksınız 100 metreden. Ben de oradan, ben birinci olacağım. Yapabilir miyiz bunu? Evlatlarım, tabii bunu ben haber aldım. Siz Tema Vakfı'na yardım etmek istiyormuşsunuz. Cennetliksin, cennetlik. Allah sizden razı olsun. Milliyetçilik, toprakseverlik, Anadolu coğrafyasını sevmek nasıl olur sorusuna belki de Sayın Karaca'nın verdiği bu mücadele en önemli örnek olarak önümüzde duruyor. 97 yaşında hayatını kaybetti. Yarın Fatih Camii'nden cenazesi kaldırılacakmış. Eminim tüm Türkiye orada olacaktır efendim. Allah'tan rahmet diliyoruz biz de kendisine. Şimdi bugün Melih Hanım'sız ekonomi bloğumuzu yaptık. Ekonomide de ciddi anlamda piyasalarda şu dakikalar itibariyle onsta ve gramda altında bir yükseliş görüyorum. Dolarda bir hareketlilik söz konusu. Onları da
aktaracaktık ama süremiz burada doldu. Yarın yine aynı gündemle toplanacağız. Sayın Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri günün ekonomi manşeti aslında bakıldığı zaman. Şu manşeti okuyarak belki de tamamlasam yeridir ekonomi bloğunu. Plaza bankacılığı mı, piyasa bankacılığı mı diye soruyor ve özel bankaların biraz geride kaldığından şikayet ediyor Berat Albayrak. Dünkü toplantısında çok önemli başlıklar verdi. Yarın yine bu başlıkları iyileşirse Melih Hanım'la konuşacağız. Olmazsa buradan aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Şimdi ekonomi dedik, ünlü bir ekonomisten bir paylaşım var. Sayın burada bir paylaşım, Mahfiye İlmez isminden bir paylaşım geldi efendim. İlginç bir video paylaşmış kendisi. Yırtıcılardan korunmak için kusursuz bir düzen içinde tek bir canlıymış gibi hareket eden çizgili yayın balıkları. Çok ilginç bir görüntü gerçekten. Biz de bu görüntüyle veda ediyoruz bugünkü Günaydın Türkiye programımıza. Yarın saat 6.45'te yine ülkenin ve dünyanın gündemini öğrenmek istiyorsanız bizimle olun. Görüşmek üzere.